bak kaç kişi gelmiş. Bu tiplere mi güveniyorsun ha? Bu kadar mı cesaret? Ne oldu? Korktun mu? İçeride bana dayalanmasını biliyordun ama. Hı? Ne olacak şimdi? Ben sana içeriği dışarı göstereceğim. Gel. Çocuklar! Çocuklar! Yapmayın! Ne yapıyorsunuz? Durun, ayrılın! Lan seni öldürürler! 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 Lan seni! Öldürürler çocuğu! Seni öldürürler! Öldür lan! Öldür! Kimsin oğlum sen? Kimsin lan? Ha? Yaman! Yaman! Yapma! Ayrılın! Lan kimsin? Ayrılın! Çocuklar yapmayın lütfen! Yaman! Hadi! Gamze! Yaman! Yaman! Ambulans çağırın! Ambulans çağırın! Tamam. Yaman! Yaman gözlerime bak! Hayır! İyi olacaksın. İyi olacaksın, merak etme. Dur! İyi olacaksın. Gözlerime bak buradayım. Bir şey olmadı. Bir şey olmayacak. Gözlerime bak. Üsküdar Ziya Gökalp Lisesi'ne acil ambulans lazım. Öğrenci bıçaklandı. Yaman bana bak Yaman. Dayı bir şey yap. Bir şey yap dayı ne olur. Ambulans! Tamam gelecek. Gelecek. Dayı! Yaman tutun şunu! Yaman! Gamze sakin ol. Hayır, ne bir şey ya. İyi olacak Emine, iyi olacak. Yaman ben buradayım. Ben buradayım. Bir açılın. Yaman ben buradayım. Bak hiçbir şey olmayacak. Tamam. Arkadaşlar ambulans çağıran oldu mu? Ben çağıracağım. Emine, kızım. Yaman. Kızım kalk. Bırak beni! Bırak! Yaman! Yaman gözlerime bak. Yaman aç gözlerini. Sakin ol. Yaman. Dayı ellerim üşümüş. Buz gibi ellerim. Niye buz gibi ellerim? Niye buz gibi ellerim? Yaman. Ambulans geliyor. Ambulans. Tamam götürecekler şimdi. Dikkat edin. Yaman korkma ben buradayım. Açın yara çabuk Gamze kalkın. Yaman. Hastanın etrafına açalım lütfen bize müsaade edin. Gel izin ver. Hastanın metallerini alalım açık yarasına bas uygulayalım. Boyunluk hastaya boyunluk takalım. Böyle bir şey olmasın. Yaman'a bir şey ver. Solunum zayıf hastayı sedyeye alıyoruz. Ambulansa aktaracağız arkadaşlar. Dayı bir şey yapalım. Yaman ben buradayım. Buradayım ben. Yaman ben yanındayım Yaman. Tamam buradayım ben. Ben de gideceğim buraya. Gamze sen iyi olduğuna emin misin? Eminim. Hadi gidelim. Hayır sen gelemezsin. Onu yalnız bırakamayız Ömer. Hadi gidelim. Hayır sen gelemezsin. Dayı hadi ya. Ya yalnız bırakamayız. Sen gelemezsin. Ya ben Gamze'yi bırakırım. Gidin siz. İyi tamam hadi gidin. Hadi çocuklar dağılın herkes evine hadi. Hadi herkes evine. Ne var, ne bakıyorsun? Yok bir şey. Arabam şurada hemen. Hadi gidelim. Ömer'in içi rahat etsin diye öyle söyledim. Ben kendim giderim. Gamze. Seni böyle bırakamam. Hadi gel. Ya hayır dedim ya. Gamze. Hiç iyi görünmüyorsun bak. Sana bir şey olursa Ömer'e açıklayamam ben bunu. O yüzden alıyorum seni, evine bırakıyorum sağ salim. Tamam? Allah'ım ya. İyi tamam. Hadi. Hadi. Annem, annem bak burada kalamayız annem. Burası artık bizim evimiz değil. Bizim. Benim. Ve benim sayemde babaannem kendi evinde oturacak baba. Sen gururuna yedirsen de yedirmesen de bu böyle olacak. Yediremez Tahir. O anasını bile çiğner. Ama gururuna asla zeval getirtmez. Bu ev hiçbirinizin değil. Bu ev babanızın evi. Öyle kavga etmeye devam ederseniz akşam geldiğinde vallahi çok fena yapar. Ona göre. Sen de git hemen odana şimdi. Orada biraz dinlen. Ben yemek hazır olunca seni çağırırım oğlum. İzzet, bu akşam sokağa çıkmayacaksın. Bizimle beraber yemek yiyeceksin, tamam mı? Babamdan azar işitmek için mi? Ben tokum anne. Almayayım. Sus bakayım sen. Anneye cevap vermek yok. Ben ne dersem o olacak. Bir daha böyle kavga etinizi görmek istemiyorum artık. Yeter. Yeter. Bıktım sizin bu kavganızdan, gürültünüzden. İllallah dedirttiniz bana. Bu delikanlı da burada kalmak istiyorsa kalabilir. Ama annesinden babasından izin alsın. Efendim oğlum. Baba, sana kötü bir haberim var. Yaman yaralandı. Biz şimdi Emine ile birlikte acile gidiyoruz. Ne diyorsun sen? Nasıl? Ne zaman olmuş? Okulun önünde kavga çıktı, birbirlerine girdiler. Daha çok yeni. Peki durumu nasıl? Emine iyi mi? İyi, iyi. Yaman da iyi olacak inşallah. Baba, ne olmuş? Eda iyi mi? Tamam oğlum, anladım ben durumu. Ben haber veririm Çiçeğe. Olmazsa annesini alıp öyle beraber geliriz. Yalnız kalmasın kadıncağız. Tamam. Allah yardımcımız olsun çocuğum. Amin. Baba söylesene. Kime ne olmuş ya? Emine dedin. Eda gayet iyi. Merak etme. Yaman okulda kavga etmiş. Yaralanmış. Anne, benim gitmem lazım şimdi. Acil bir durum var. Sonra gelip seni alacağım, tamam? Almayacaksın. Sen de geleceksin bu evde, sen de kalacaksın. Beraber kalacağız bu evde. Annem sana emanet. Gözün üstünden ayırma. Başka bir saçmalığa da kalkışma. Baba. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Eda'yı ilgilendiren bir durum yok değil mi? Eminsin değil mi? Yok dedik ya. Otur babaannene baksın. Geleceğim ben. Sakın annemin canını sıkacak bir şey yapmaya kalkma. Böyle bir şey olursa da sen izin verme. O kadarını yaparsın artık değil mi Tahir? Reşat eve geç kalma sakın. İzzet gibi babanı kızdırma oğlum. Kesin benden bir şey saklıyorlar amca. Sırf Yaman olsaydı babam böyle paniklemezdi. Sen merak etme Tahir, öğrenirim. Sen sakin ol, bana bırak. Hadi. İzzet, sakın geç kalma bu akşam hemen. Vallahi seni ben bile koruyamam. Onu biliyoruz anne. Onu çok iyi öğrettin bana sen. İyi misin? İyiyim. Sorma artık. Evi tarif etmeme gerek var mı? Gerçi sen biliyorsunuz kesin. Ben lokantayı biliyorum sadece, evinizi bilmiyorum. Senin okulda ne işin var? Yok artık ya. Yani bunu mu düşünüyorsun? Çocuk orada canıyla boğuşuyor. Söyle hadi. Ömer'i mi görmeye geldin? Hayır. Atölyeye başladım ben okulda. Vay be. Hiç vakit kaybetmiyorsun Şule. Bilmiyordum ben Ömer'in o okulda olduğunu. Başka okulda zannediyordum. Ay bilsem zaten gelmezdim. Adım kötü kadına çıkmış. Stalker mıyım ben? Hı hı. Stalker'sın. Beni takip edip doktora gittiğimi Ömer'e gammaz diyen sen değil misin? Çek kenara ineceğim. Çek! Aa Gamze! Bir sakin ol ya. Allah Allah. Sırası mı şimdi? Yani bebeği düşün. Ah. Ah. Ne oldu? Geçmiyor. Geçmiyor. Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Gamze. Gamze ne oldu ya? Ne yapayım? Hastaneye mi gideyim? Doktora gideyim? Ne oldu? Doktora götür. Sen biliyorsundur yerini kesin. Allah Allah. Ah, götür hadi. Dön şuradan ileriden. Tamam. Oh. Tamam yetişeceğiz merak etme tamam. Ömer'e söyleme. Ama yani ararsa söylemek zorundayım ben. Söylemeyeceksin Şule. Tamam. Tamam sakin ol tamam. Yaman. Nedir durumu? Hocam sağlık batın kesici alet yaralanması, hasta üredik halde. Tamam buradayım. Çok kalması var. Teşekkür ederim. Ameliyathaneye hazırlasınlar. Hazırlanıyor hocam. Yaman, Yaman ben yanındayım. Tamam korkma ben yanındayım. Buradayım ben. Ben de gireceğim. Ben de gireceğim. Tamam Emine bak artık emin ellerde Yaman. Tamam. Dayıya bir şey olursa ben de gireyim. Olmaz dayıcım olmaz. Biz bekleyip dua edeceğiz. Yaman'ın sana sonra ihtiyacı olacak tamam mı? Kendini bırakma o yüzden. Güçlü olacağım ben. Bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Ben güçlü olacağım. Güçlü olacağım. Güçlü olacağız. Gel. Gel otur böyle. Gel. Gel. Hastayı monitörize edin. Ediyorum hocam hemen. 3 ünitede kan isteyin. Kan gelene kadar sıvı takviyesi yapalım mı hocam? Evet, günlük ringiye takın hızlıca. Tamamdır. Yaman Bey. Yaman Bey. Hocam bradikardiye giriyor hasta. Sıvıyı arttırın. Tamamdır. Yaman Bey. Gamze, sakin ol biraz. Hoş geldiniz Gamze Hanım. Doktor bey, çok sancım var. Bu seferki diğerleri gibi değil. Ters bir şey mi var? Kanama olabilir mi acaba? Tamam. Bakacağız hemen. Bakacağız. Yasemin Hanım. Yaman nerede? Nerede oğlum? Hah, nerede oğlum? Sen niye ağlıyorsun? Kavgada yaralandı. Doktorlar müdahale ediyor ama henüz bir şey söylemediler. Biz de bekliyoruz. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ne demek yaralandı? Ne oldu yani yumruk mu yedi? Bayıldı mı, düştü mü? Ne oldu? Bir şey desenize, konuşsanıza. Ya konuşsanıza. Kavgaysa sen niye bu haldesin? Ha? Niye Yaman'ın yanında değilsin? Ben Yaman'ı bulacağım. Yaman! Zerrin! Nerede oğlum, nerede Zerrin, benim? Zerrin gel, tamam gel. Yaman! Zerrin! Zerrin tamam, sakin ol şimdi, sabret, öğreneceğiz ne olduğunu. Hı? Zerrin Hanım gelin, gelin oturun şuraya. Hayır, oturamam ben hocam. Oturmayayım hiç. Çiçek bak, bunlar bizden bir şey saklıyor. Bu kız niye bu halde? Her şey gözünün önünde oldu çünkü. Lütfen biraz sakin. Ha tamam. Tamam, anlat bakayım kızım. Ne oldu? Niye? Kimle? Niye kavga etti Yaman? Seninle mi alakalı? Kim kışkırttı benim oğlumu ya? Eda'ya zorbalık etti o çocuk. Çok üstüne geldi. Yaman da karşı çıktı. Sizin yüzünüzden çıktı yani kavga. Ben dedim ona, yapma dedim. Çok belalı çocuklar bunlar dedim. Dinlemedi beni. Eda'yı korumak için. Eda için kendini tehlikeye attı. Salak çocuk. Zerrin Hanım, şimdi bunları konuşmanın bir anlamı yok. Bakın o da çok üzgün. Dua edelim bir an önce kalksın oğlumuza ya. Hocam zaten o kendine bir gelsin. Ben onun kulağını bir güzel çekeceğim. Bu ne ya? Bir gün kaçırılır, bir gün dayak yer. Sana ne ya diyeceğim, sana ne? Tam ne? Nerede şimdi? Dikiş mi atılıyor kafasına? Nerede? Zerrin Hanım. Ne? Yaman'ın yarası çok hafif bir yara değil. Maalesef bıçaklandı. Ne? Hayır. Hayır, ben oğlumu okula gönderdim, gayet iyiydi. Hayır, ne bıçağı ya? Ne diyor bunlar Çiçek, ne bıçağı ya? Oğlumu göreceğim ben. Nerede? Nerede benim oğlum? Ha? Yaman! Bakar mısınız? Nerede Zerrin, benim çocuğum ya? Zerrin Hanım. Ya bakar mısınız, ben Yaman'ın annesiyim de nereye götürdünüz oğlumu? Yaman Kutay. Sakin olun lütfen hanımefendi. Yardımcı olacak arkadaşıma yönlendireyim. Zerrin Hanım. Ne Zerrin Hanım, Zerrin Hanım? Oğlum nerede? Ne oldu? Yaman'ın durumu nasıl? Açtı mı gözlerini? Nasıl? Yarası oldukça derinde. İç organları ciddi hasar görmüş. Biz elimizden geleni yaptık ama maalesef kurtaramadık. Çok üzgünüm. Başına sağ olsun. Emine, sakin ol. Karıştırmıştır. Hayır, benim oğlum çok genç, ölemez daha. Karıştırmıştır ya. Siz bunun doğru doktor olduğuna emin misiniz ya? Ha? Değildir, karıştırmıştır. Değildir. Bakar mısınız? Yaman'ı arıyoruz biz, üstünde okul üniforması vardı. Ya buradaki doktor öldü diyor. Doğru dürüst iş yapın ya. Zerrin Hanım. Ne hakkınız var bizim ödümüzü koparmaya burada? Zerrin Hanım. Ne sustunuz kaldınız ya? Bana bak, ağlama sen de zır zır. Oğlumu göreceğim ben. Nerede Yaman? Oğlumu göreceğim ben. Nerede Yaman? Zerrin Hanım. Hocam benim bir tek Yaman'ım var. Hocam bu oğlumu bulun. Zerrin Hanım. Hocam bana Yaman'ımı bulun ne olur lütfen. Ne olur Yaman'ımı bul hocam lütfen. Oğlumu bul bana. Zerrin Hanım. Çok üzgünüm. Yaman artık aramızda olamaz. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Hayır. Hayır. Ölemez. Hayır hocam, ölemez. Yaman ölemez. Yaman ölemez. Zerrin Hanım. Zerrin Hanım. Zerrin Hanım. Allah'ım bana onun canını bağışlayacak. Tamam. 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 Ölemez Yaman hocam, ölemez Yaman. Ne demek öyle? Ne demek öyle? Emine? Hayır. Sen öyle yapamayın. Alo. Gamze'ye ulaşamadım da. Neredesiniz? İyi mi o? Niye açmıyor telefonu? Şey ya o iyi. İyi evdeyiz. Duşa girip kendime geleyim dedi duşta. Duş mu? Evet. Sen git dedi de ben bırakmadım. Söz verdim mi sana şimdi? Birisi gelsin öyle çıkarım ben. Tamam. Çıkınca beni aramasını söyler misin lütfen? Tamam olur. Ha bir de gerilmediniz değil mi? Bak lütfen sana bir şey söylerse alttan al. Tartışmayın sakın. Yok ben öyle yapıyorum zaten. De bizim aklımız Yaman'da asıl. O nasıl iyi mi? Ömer korkutma beni iyi mi? Maalesef. Yalnız lütfen Gamze'nin haberi olmasın. Bak bana söz ver. Tamam. Hı, tamam. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Her şey için. Nisa kıymadan pirinç görünmüyor. Baksana yemin ediyorum. Biz para kazanamayız anam. Mis gibi oldu ama. Ay çok sıcak. Ay dur. Telefon. Bakıyorum. Sadık'tır. Bana da sarma getir diye 10 kere söyledi. Dur bakayım şimdi. Öf. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Efendim? Nurhan abla bunu sana telefonda söylemek istemezdim ama... Bir şey söyleyeceğim. Elinden geldiğince sakin ol lütfen. Ablam yanında mı? Evet, ne oldu? Okulda çıkan bir kavgada... Yaman yaralandı. Biz şimdi hastanedeyiz ama maalesef kaybettik. Ay! Ne oldu? Nurhan! Nurhan abla beni dinle lütfen. Tamam. Ben tamam dinliyorum. Dinliyorum şimdi. Emine'nin ablama ihtiyacı olacak. Ama benim de sana ihtiyacım var. Gamze'nin evde yalnız kalmasını istemiyorum. Senden ricam lütfen dosdoğru bize git. Yanımda ol. O hastanede tedavide diyebiliyor Yaman'ı. Bunu asla öğrenmemeli. Anladın değil mi beni? Evet. Duydum tamam. Size gideceğim şimdi. Tamam. Nasıl bizimki? Sakinleştirici iğne yaptılar. Zerrin Hanım iyi değil maalesef. Allah onlara sabır versin. Hepimize. Aa. Nurhan yüzüm kireç gibi oldu. Ne olmuş? Kim o arayan? Kim? Tamam ben yapacağım dediklerini, tamam mı? Şimdi ben bir toparlayayım da. Tamam hadi görüşürüz, yine haberleşiriz. Allah aşkına Nurhan bak. Betim benzin attı. Su getireyim mi sana? Ne oldu? Nisa gel sen canım. Bir azıcık otur bir şöyle. Bak. Bir şey oldu. Bir otur. Ay yine bir şey oldu. Allah'ım sen bizi sınama artık. Ne olursun dost doğru söyle Nurhan. Kalbim sıkışıyor. Baştan söylüyorum bak. Emine iyi, çocuklar iyi. Herkes iyi Nisa. İyi olmayan kim onu söyle. Yaman iyi değil. Ne olmuş Yaman'a? Ne oldu? İşte kavga çıkmış okulda. Ha? Kaybetmişiz Nisa Yaman. Nasıl olur Nurhan? Gencecik çocuk o da. Emine? Emine nerede? İyi mi? Nasıl? Sordum ben de onu, o hastaneymiş Ömer'le. İşte sakinleştirici falan yapmışlar tabii ama sen gitsen iyi olur musun? Ne yapacağız? Nasıl kalkacağız bunun altından biz? Sen sabır ver ya Rabbim. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Nisa? Hayırdır? Allah kime sabır versin? Hakan. Yaman'ı kaybetmişiz. Nasıl? Kayıplara mı karışmış her yere? Nasıl kaybetmişiz ya? Emine'nin yanında olmamız lazım. Ona güç vermemiz lazım. Ayakta kalmaya çalış. Sakın dağılma. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi haber ver. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Allah'ım sen sabır ver insanlara. Sen sabır ver. Olacak. Nasılsın? İyiyim. Ciddi bir durum yokmuş. Bir de bunu kaldıramazdım zaten. Bir de bunu derken? Okulda oldu ya bir sürü olay. Bir de üstüne sana bir şey olsaydı diye. Ağır bir üzüntü yaşadınız mı ya da stres? Bugün mü yoksa genel mi? Size söylemiştim. Bünyeniz hassas. Böylesi bir riski almayalım. Sakince dinlenin demiştim. Evet öyle dediniz. Ama içeride bunun düşükle ilgili bir sancı olmadığını söylediniz. Öyle dediniz. Rica etsem bir dışarı çıkar mısın ya? Size şunu üzülerek söylemek zorundayım. Bir an önce bu gebeliği sonlandırmamız gerekiyor. Sizin hayati riskiniz açısından bu bebeği almamız gerekiyor. Hayır, olmaz. Olmaz. Ne demek canım? Bakın siz bana istirahat edin dediniz. Dinlenin dediniz. Ben dinleyeceğim sizi. Söz veriyorum. Tedbir alacağım. Bakın bugün gencecik bir çocuk benim kollarıma yığıldı. Ben onlarla hastaneye gitmedim. Sizin sözünüzü dinledim. Ben bebeğimden vazgeçmem. Siz bana onun sesini dinlettiniz. Kalp atışını duydum. Biz Ömer'le buradaydık. El ele tutuştuk. Ne kadar mutluyduk. Siz de buradaydınız. Kabullenmeniz zor. Biliyorum. Ama tansiyonunuz bu seviyedeyken... Yani benim şimdi tansiyonumun yüksek olması... bebeğin gelişimini kötü mü etkiliyor? Onu mu söylemeye çalışıyorsunuz? O zaten cepte. Ama ben burada daha riskli bir şeyden bahsediyorum Gamze Hanım. Yüksek tansiyonunuzun sebebi bu bebeğin varlığı. Ve tansiyonunuz bu seviyede devam ederse... kalp krizi, felç riski, beyin kanaması gibi... çok daha hayati risklerle karşılaşacaksınız. Yani bunu böyle bir saatli bomba gibi düşün. Siz benim yerimde olsaydınız hastalarınıza böyle bir riski tavsiye eder miydiniz? Bir tansiyon ilacı kullansam. Bebeğe zarar vermeyecek bir ilaç vardır herhalde değil mi doktor bey? Bu öyle ilaçla geçecek bir şey değil Gamze Hanım. Eşinize bir an önce haber vermenizi ve hemen bugün bu işlemi yapmanızı kesin kes tavsiye ediyorum size. Lütfen. İyi misin? Evet, çok iyiyim. Geldiğin için sağ ol. Ben bir rapor bekleyeceğim. Sen artık gidebilirsin. Aramızda kalacak bu, unutma. Gamze, ben her şeyi duydum ya. Neyi duydun? Doktorun söylediğini yapman lazım. Yani Ömer de böyle yapmanı isterdi değil mi? Sen kapıyı mı dinledin? Ya nasıl yaparsın böyle bir şey? Ne hakla? Bak Şule, bu işe karışmayacaksın. Benim özel hayatıma bu kadar burnunu sokmayacaksın. Madem doktoru dinledin, o zaman şunu da biliyor olman gerek. Benim tansiyonum çok yüksek. Şu anda sen de beni çok zor durumda bırakıyorsun. Senin yüzünden tansiyonum daha da yükselecek. Eğer ölmemi istiyorsan hemen ara Ömer'i haber ver. Ama içinde birazcık insanlık varsa sus, bu işe karışma. Tamam. Karışmayacağım, sakin ol. Tamam. Eve bırakayım seni o zaman. En azından bunu yapmama izin ver. Tamam, bırak. Ömer ararsa açmayacaksın. Aradı bile. Ne dedi? Duşta dedim. Evdeyiz dedim. Sağ ol. Yaman nasıl? Haber var mı Yaman'dan? İyi gidiyormuş. Oh, çok şükür. İyi, gel şöyle 5 dakika bekleyelim, çıkarız sonra. Bak ayakta zor duruyorsun dayıcığım. Gel dönelim. Hayır dayı. Hayır, benim Yaman'ı görmem lazım benim. Elini tutmam lazım. Yaşarken izin vermediler tutmama belki. Şimdi bir şey demezler. Emine. Anne. 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 Gitti Yaman, anne gitti. Kaybettim onu. Gitti Yaman. Canım kızım. Tamam. Dayı. Hadi Yaman'a gidelim. Anne bırakma elimi, tamam mı? Bırakmam, ben buradayım kızım. Hadi. Gel. Annesi nerede? İçeride, yanında. Ne oldu? Anne. Emine. Giremezsin, çık dışarı. Zerrin Hanım, yapmayın böyle. Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden. Lanet olsun sizi tanıdığı güne be. Siz çaldınız onu benden. Sen ve o bela kuzenin. Oğlum sizi kurtarmak için canını verdi. Sizi korumak için canından oldu, kendini feda etti. Niye? Size niye bir şey olmadı ya? Ha? Masumdu benim oğlum. Niye bedelini o ödüyor? Kendine gel Zerrin. Görmüyor musun halini? Yeter. Göremez. İzin vermiyorum. Zerrin yapma, günahtır. Siz sebep oldunuz. Siz sebep oldunuz ya buna. Eğer size bulaşmasaydı hala hayattaydı benim oğlum. Benim Yaman'ım hala hayattaydı şu an. Hakan al götür onu, Emine kötü oluyor. Hayattaydı. Zerrin. Ya Hakan. Hakan ben. Ben nasıl dayanacağım? Ben nasıl dayanacağım bu acıya? Nasıl yaşayacağım ben? Hakan nasıl dayanacağım, bir şey sor. Gel. Gel hadi çıkartalım seni dışarı. Gel. Gel. Geç. Yalnız bırakın bizi. Anneciğim ben kalayım. Çık anne. Çıkın. Neredesin kuzum ya sen? Ben öldüm meraktan. Ömer evde dedi. Şeye uğradık. Eczaneye. Mentollü bir merhem vermiş de doktoru baş ağrısı için, onu aldık. Ha, iyi. Hayırdır siz? Ömer rica etti. Ben de eşlik ettim. Ya. Hı-hı. Sorun yok Nurhan. Gelelim artık, çok yoruldum. Tabii. Bundan sonrası bende. Çok teşekkürler size de. Sağ olun. Ben de çok yoruldum. Çık bitmedi merdivenler. Soluklansam mı biraz acaba? Ben iyiyim gerçekten. Bundan sonrasında Nurhan da var zaten. Çok sağ ol. Bir şey diyecektim ben sana aslında ama... görüşemeyiz falan. Ya da Ömer'e de diyebilirim. Nasıl istersen. Orhan sen açar mısın şu kapıyı? Tabii dur bırak bunu. Nerede? Heh. Geç canım, geç sen içeri. Geç. Geç. Ben bir üstümü değişeyim. Yaman. Hadi aç gözlerini. Şakaydı de. Şakaydı de. Hadi bak bekliyorum, tamam mı? Hadi aç gözlerini. Şakaydı de bana. Seni çıldırtmayı çok seviyorum de. O yüzden uzattım bu kadar de. Yaman aç gözlerini artık. Hadi ne olur yeter. Kalk hadi. Yaman ne olur. Annen haklıydı. Bizim yüzümüzden oldu. Ben kendimi asla affetmeyeceğim. Yaman. Yaman. O kadar baskı yaptın bana. Keşke söyleseydim. İnat etmeseydim de söyleseydim Yaman. Seni seviyorum deseydim. Mutlu etseydim seni. Niye söylemedin? Niye söylemedin? Niye söylemedin? Aptal! Yaman. Seni seviyorum. Duyuyor musun beni? Çok seviyorum seni Yaman. Artık gözlerine duymuyor musun beni? Duymuyor ki. Duymuyor! Duymuyor! Yapma ne olur. Ay duymuyor beni, duymuyor. Duymuyor. Sen nereden öğrendin? Lokantadayken ya. Çok acı. Ya okullarda işte ya, yani böyle olayların olması. Yani şiddet çok yanlış. Ben bir su alacağım, ister misiniz? Biz getiririz ya. Olur mu öyle şey? Ne nerede bilmeyecek. Sana da getiriyorum. Tamam. Ya sen gitsene artık. Gitsene. Orhan da burada. Ya Ömer gelir diye bekliyorsan o yeğenini o halde bırakıp hayatta gelmez. Boşuna bekleme. Gamze. Saatli bomba dedi doktor. Ne demek olduğunu farkındasın değil mi bunun? Ben nasıl saklayacağım ya böyle bir sırrı? Bugünü bir atlatalım da ben söylerim. Sen karışma bu meseleye. Ne yapacaksın? Doğuracak mısın ölmek pahasına? İstemiyordum bile başta zaten. Ya yeter sus. Cık. Sen bir şey söyleme. Bu hayatta hesap vereceğim son kişisin sen. Ömer kahrolur diye düşünüyorsan ben sana söyleyeyim. Onu bu hayatta en çok kahredecek şey sana bir şey olması. Bu senden önemli değil. Bunu anlamamış olman çok acı ama. Ne oluyor? Kavga etmediniz umarım Şule Hanım. Stres yasak çünkü Gamze'ye. Ömer duyarsa kızar. Al canım. Dur ben bakarım artık. Ömer, nasıl durumu, iyi mi? Ameliyattan çıktı, uyuyor. Ama daha iyi olacak dedi doktor. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyiz işte, ne yapalım. Biz de Nurhan, Şule Hanım hep beraber oturduk, öyle laflıyoruz. Şule orada mı hala? Burada. Yorulma git dedik kendisine ama ısrarla eşlik ediyor. Gamze ben geç gelirim ama aklım sende. Tansiyonun nasıl? Baş dönmen falan var mı? Yok ben gayet iyiyim. Sen beni merak etme. Sen bak işine. Biz iyiyiz burada. Zaten Nurhan da var. Birazdan Tuna da gelir. Tamam ben yine ararım. Şule canını sıkarsa da sakın kavga falan etme. Nazikçe gönder. Denerim. Sen Çiçek Hanım'a, Zerrin Hanım'a çok geçmiş olsun. Dileklerimi ilet lütfen. Tamam. Tamam canım. İyiymiş. Çok şükür. hoş geldin. Anne, ben çok üzgünüm. Çiçek Hanım nerede? Ellerini yıkadın mı sen Tunacığım okuldan gelince? Ha o sıraların üstü falan hep mikrop. Değil mi? Annemiz hamile artık bizim. Dikkat etmemiz lazım, tamam mı güzelim? Hadi gel ben götüreyim seni. Ama Orhan bir sakin ol. Aa, çocuk yıkar elini, daha yeni geldi. Adresi mi var? Belli ki haberi almış, korkmuş. Merak etme Tunacığım, biz konuştuk şimdi. Ameliyattan çıkmış, iyiymiş. Çok yakın zamanda toparlayacak, aramıza dönecek ama. Dönecek mi? Anne, Yaman abi öldü ya. Aa, dur bak. Sakın. Anne iyi misin? Sana bir şey oldu. Hayır Yaman, hayır. Yaman. Ben buradayım. Yaman bana bak Yaman. Hayır. İyi olacaksın. Yaman. İyi olacaksın, merak etme. Bir şey olmayacak, gözlerime bak ne olur Yaman ya. Ambulans çağırın. Yaman. Anne herkes biliyor, sen duymadın mı? Siz ben üzülmeyeyim diye. Burada gencecik çocuk ölmüş ya. Aşk olsun Duran. Ben özür dilerim. Düşünemedim teyze. Yok güzelim. Gel bakayım. Gel sen azıcık otur. Otur bakayım. Otur. Otur. Gel otur. Gel. Anne. Herkes mi biliyor? Hastanede herkes. Öyle. Zerrin Hanım biliyor musun? Biliyor. İşte sakinleştiriciler falan. Herkes de yanında zaten. Ne? Tamam. Sen gidemiyorsun kadın. Hadi güzelim. Hadi bir tanem, hadi git. Sağ ol. Sağ ol güzelim, hadi git. Hayat böyle işte. Hayat acımasız. Acımasız. Ben niye bu hayatı yaşıyorum diyorsun. Ne kadar acımasız diyorsun bu hayat. Sonra bir bakıyorsun. Yanında böyle sana bakan bir çift masum göz. Senin hayata tutunma sebebin oluyor. Anneysen eğer senin her şeyi affetme sebebin oluyor o. Senin dünyada kalma sebebin oluyor. Sonra bir bakıyorsun. Yok gitmiş. Yok. Bakmıyor artık o gözler. Gitmiş. Sen evladını, her şeyini, bu hayattaki her şeyini kaybetmişsin. Ah. Tamam. Yok, ben yapamazdım. Ben yapamazdım. Ben yapamazdım Nurhan. Yok, ben dayanamazdım. Ay, ben dayanamazdım. Güzelim, yapma böyle, ne olur. Tunacığım, sen bana kahvenin yerini gösterir misin? İnsan bacağınız dayanır ki. Ah Nurhan, ah Nurhan. Allah kahretsin ya. Ne diye söyleyeyim ki ben ona? Geri zekalıyım ben, üzüldü işte. Onun üzülmemesi gerek. Tamam. Ya er geç öğrenecekti zaten. Hem nereden bilecektik ki? Bak, ben sana ne diyeceğim. Ömer abim bana senin resim konusunda çok yetenekli olduğunu söyledi. Ben ressamım, biliyor musun? Ressam mısın? Evet. Çok zor zamanlarımdan resim yaparak kurtuldum ben. Öyle yatıştırdım kendime. Acılarımı, üzüntülerimi öyle unuttum. Sanki şimdi de bunu yapmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Nasıl yani? Resim mi çizeceğiz? Başka yapabileceğimiz bir şey var mı ki? Hem belki Yaman'ın anısına bir şeyler çizeriz. Yani bilmiyorum. Annemle de ilgilenmem lazım. Annenin yalnız kalması lazım Tuna. Şöyle bir rahatça ağlaması lazım. Biz etrafında oldukça yapamıyor bunu. Hem sen üzülürsün diye de korkuyor. Burada mı çizeceğiz resim? Götürürsün beni odana, orada yaparız. Tamam. Aa, Emine ablamı veririz belki sonra. Hı? E hadi o zaman. Dur, önce kahve. Tamam. Nerede kahve? Ömer nerede? Polislerle konuşuyor. Geç anneciğim. Geç. Neyse, Ömer Emine ile sizi eve götürsün. Biz bugün Zerrin Hanım'ın yanında oluruz. Tahir zaten annemin yanında. Tamam baba. Hadi anneciğim, hadi. Hayır. 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 Zerrin, Zerrin. Zerrin bırak. Bırak gitsin Zerrin, Zerrin. Zerrin. Bırakamam oğlumu burada, bırakamam. Zerrin. Hayır. Bırak, bırak gitsin. Tamam. Zerrin, Zerrin saçma. Zerrin hadi gidelim. Bak, burada kalmanın bir anlamı yok zaten Zerrin. Gitti artık. Yaman da burada değil artık. Hayır. Zerrin. Bak, yarın vedalaşacaksın onunla, burada değil. Yarına güç toplaman lazım, anlıyor musun? Ha? Bak, ona en güzel şekilde uğurlamak için güçlü olman lazım. Nasıl olmanı isterdi Yaman şimdi? Annem dimdik dursun, arkamdan el sallasın demez miydi? Hadi gidelim. Yapamam. 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 O eve giremem. Oğlumun odasına giremem. Kokusu var, o evde giremem. Ah. Hiç gidemem o eve, gidemem. Yapamam. Yapamam. Ah. Sen de gel benimle. Zerrin. Biz seninle geleceğiz canım. Yaman'ımın Eminesi bu. En çok onu isterdi yanında. O da gelsin. Benim Yaman'ımın canı o. Yaman'ımın canı. O da benim canım. Güneşin içindeki Yaman mı? Evet. Emine abla her pencereden baktığımda onu görebilsin diye çizdim. Çok güzel düşünmüşsün. Eminim böyle düşünmek Emine'ye de iyi gelecektir. Ha, tüh ya. Gece olunca kaybolacak ama. O zaman şöyle yaparız. İkinci resimde rüyasında görmüş gibi çizeriz. Ha? Olur. Ama... Arkadaşlarım bunu öğrenirse benimle çok fazla dalga geçerler. O yüzden aramızda kalsa olur mu? Tamam. Bu bizim sırrımız o zaman. Çak. Her şey yolunda galiba. Anne, bak bayağı da çizmiyordum. Çok güzel olmuş oğlum. Aferin. Çok yetenekli gerçekten. Bir gün bizim atölyeye de gelirsin belki. Olur. Ömer abi getirir beni bir gün. Tamam o zaman. Resim sana emanet. Artık uygun bir zamanda Emine'ye verirsin. Gidiyor musun? Bu kadar erken mi? Hips. İyiyim. Nurhan, hadi kızım sen çık, ben geldim. İyi hadi. Nereye çıkıyor? Cenaze evine gidecekler, Sadık'la herkes orada. İşte ben de seninle kalacağım. Olur mu canım öyle şey? Ben de geleceğim. Nereye gideceksin Gamze? Bak beni Ömer'le karşı karşıya getirme, gözünü seveyim, ben söz verdim o çocuğa. Ya siz niye benim yerime söz veriyorsunuz? Çocuk muyum ben? Ya bir Ömer mi akıl ediyor zannediyorsun ya? Biz de istemiyoruz gitmeni. Evet. Kızım sana iyi gelmeyecek orası, evinde otur dinlen işte. Annen haklı Gamze. Sen bugün yeterince ağır şeyler yaşadın zaten. Sen bir karışma. Ne yaşadın? Ne yaşadın? Yaman yanı başında bıçaklandı Gamze'nin. Kucağına yığıldı çocuk. Ne? Gamze doğru mu söylüyor? Abartıyor. Abartıyor. Tuna, sen anneannenle kal. Ben bir 2 saate geleceğim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ben sana izin vermiyorum. Bak anlamıyorsun sen Gamze. Orası cenaze evi kızım. Bu dünyadaki en kahırlı, en acılı yer. Ya siz ne saçmalıyorsunuz? Ben niye burada kalayım? Kadın orada evladını kaybetmiş. Ben burada kendi stresimi, kendi acımı mı hesap edeceğim? Tabii ki orada olacağım ben de. Emine ne haldedir şimdi? Mahvolmuştur kız. Ben orada olmak istiyorum. Üstelik ben hasta değilim. Ben hamileyim sadece. Ölümcül hastaymışım gibi davranmayın bana. Siz böyle beni daha fazla stres yapıyorsunuz. Tamam. Tamam. Olma yarım saat sadece. Başsağlığı dileyeceksin naş naş. Tamam mı sonra? Bak annem var zaten izin vermez. Ya karışmayın bana. Tamam, ben götüreyim o zaman. Size yürüyerek gitmemiş olursun en azından. Hay Allah'ım ya, ha. 1 diler 5 oldular. Anne, ben de geleyim mi seninle? Olmaz, orası sana göre bir yer değil. Sana göre de değil Gamze. Kafamı karıştırma anne. Yüzümü kıyıp geliyorum hemen. Tamam, tamam. Hadi anne, tamam. Görüşürüz o zaman Şule abla. Görüşürüz Abidin. Üşüdün galiba. Yok, rengini beğendim. Eminim beğendiğine. Ben aşağıda bekliyorum sizi. Sıkı giyin. Bak, sakın üşütme. Nurhan, o şeyi de, tansiyon aletini de yanınıza alın. Alıyorum, dur. Ya Nurhan, benim çok aklım kalacak. Benim de gelmem lazım. Ya şu kız niye gitti ki? Madem Tuna sevdi onu, Otururlardı işte birlikte resim mesim yaparlardı. Çağırın gelsin, ben de sizinle geleyim. O kalamaz anne. Tuna o kadınla kalamaz. Çiçek sen geç, ben burayı hallederim. Sen geç otur. Sağ ol. Başınız sağ olsun komşum. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Başınız sağ olsun komşum. Allah sabır versin. Dostlar sağ olsun. Ah yavrum, aslan gibi delikanlıydı. Yakalanmış mı yapar? Allah'ından bulsun inşallah. Gencecik çocuğu koydu de mezara. Gencecik ah yavrum. Teyzeciğim ayakta kalmayın siz, ben alayım bunu. Siz buyurun böyle. Başınız sağ olsun. Sadık. Başınız sağ olsun. Zerrin, Zerrin al biraz ferahlarsın. Ha burası herhalde bak. Ah Ömer olacak. Gel orası. Senin ne işin var burada? Nurhan abla ben senden rica ettim değil mi? Söyleme dedim. Niye söylüyorsun? Ya böyle bir şey saklanır mı benden Ömer? Ne kadar saklayacaktın? Hem Nurhan değil, Tuna söyledi. Ben cenazeden sonra sana söyleyecektim. Gamze bak senden rica ediyorum içeri girme. Ben zor dayanıyorum. Siz şimdi hadi doğru eve gidin. Senin bu ortamda olmaman lazım. Sana da aşk olsun Nurhan abla. Yani tamam madem öğrendi, niye hala getiriyorsun buraya? Ya biz kendimizi yırttık, dinlemedi ki. İnatçı biliyorsun oyunu. Tek isteğim insan gibi gidip başsağlığı dilemek. O kadının acısına baş çeviremem ben Ömer. Emine orada kahrolurken ben evde oturup tansiyonumu düşünemem. O zaman kendimi daha kötü hissederim. Lütfen yorma beni. Anlamıyorsun. Doktor bize ne tembihlediyse biz tersini yapıyoruz. Allah korusun kötü bir şey olursa ben kendimi asla affetmem. Ömer bak. Yarın öbür gün sen de baba olacaksın. Evlat kaybı bu, başka hiçbir şeye benzemez. Bırak bu insanların yanında olayım ben. Zerrin'e en iyi bildiğim yerden bir anne olarak destek olayım. Ne olur. Evlat kaybı bu. Ben de her gün bu korkuyla yaşıyorum. Evladımı kaybetme korkusu yanı başımda. Bak şimdi onun başına geldi. Biz omuz vermek zorundayız. Biz Emine'ye sarılmak zorundayız Ömer. Yoksa ben kendimi asıl affetmem. Lütfen hadi ne olur. Tamam hadi çok soğuk. Durmasın daha fazla, geldik artık zaten. Hadi geç, geç. Tekrardan başınız sağ olsun. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun Çiçek Hanım. Sağ olun. Başınız sağ olsun canım. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Bitti benim hayatım. Her şey bitti. Öyle söyleme. Şimdi böyle hissediyorsun. Tabii bu bir süre böyle devam edecek. Ama sonra yavaş yavaş hafifleyecek. Hepsi güzel birer ana olarak kalacak sende. Onları en derinde saklayacaksın. Hafiflemeyecek. Hafiflemeyecek Gamze abla. Ben asla unutmayacağım onu. Sana kim unutuyor canım hiç? Unutursam asıl o zaman ölür. Ben hep düşüneceğim onu. Bir an bile çıkartmayacağım aklımdan. Alo Ömer, biraz konuşabilir miyiz? Şimdi sırası değil. Daha uygun bir zamanda konuşuruz. Ama benim sana bir şey söylemem. Sonra konuşalım. Lütfen. Bugün onu yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hocam tekrardan başın sağ olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ ol Mehmet Ermazan. Abim ortalarda yok. Bilmiyorum. Söylemedim ben. Ben onu bugün hiç görmedim birader. Görmek de istemiyorum zaten. Yalnız haber vermek lazım. Eda'nın arkadaşı diyemem. Hatta Nilüfer'in de. Yengem de bilmiyor tabii. Bilse zaten ilk o koşardı. Ahir eğer kavganın Eda ile ilgili olan kısmını öğrenirse o kıza dünyayı dar eder. Böyle acı bir olay da yapmaz herhalde baba. O kadar da merhametsiz değil abi. Ben artık ondan gelen hiçbir şeye şaşırmam. En dibi gösterdi bana sağ olsun. Ama annemi o evden nasıl çıkaracağım onu hiç bilmiyorum. O adam aldı ya eve. Kimi kimin evinden kovuyorsun dedi bana. Halledeceğiz baba. Yarın cenazeden sonra alırız babaannemi merak etme. Selamünaleyküm. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Hocam, hapiste mi yırtacak şimdi ocağını? Cehennemde yansın inşallah. Hakikaten insan hayret ediyor hocam. Hayır, ölen de gencecik, öldüren de. Bu kadar kolay mı can alma? Hiç mi Allah korkuları yok bunların? Cemal abi ayakta kalmayın, oturun abi. Kardeşim bak sen, bak sen de geç şöyle kardeşim. Ha. Allah bizlerden barış ve kardeşlik duyguları içinde yaşamamızı ister. Birbirimizin yaşam hakkına saygı göstermemizi bekler. Allah'ın saygın kıldığı en değerli şey candır. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Haksız yere cana kıymak çok büyük günahtır. Kur'an ayetlerinde Allah'ın saygıya layık kıldığı cana haksız yere kıymayın. Kim haksız yere bir cana kıyarsa o bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim bir cana hayat verirse o bütün insanlara hayat vermiş gibi olur denilmektedir. Çünkü bir Adem, bir alem gibidir. Çünkü bir can dünyaya bedeldir. Bir anlık öfkeyle işlenilen bu günahla o masum canlar toprağın altına girerken yakınlarına enkaz bırakılır. Allah cümlemizi böyle bir günaha girmekten emin ve muhafaza etsin. Amin. Amin. Nisan, nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Sanki şuradan girecek. Terli terli açacak dolabı, dikecek gazozu kafasına. Yapma oğlum diyeceğim, al şuradan bir bardak koy. Aman anne. Bir dahaki ne diyecek? Sonra geçecek odasına. Emine'yle konuşacak saatlerce. Hiç önemsemeyecek beni. Umurumda olmayacağım. Bakacağım ikisine. Özeneceğim onları öyle. Kıskanacağım. Zerrin, bak ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir anne olarak söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum. Ama babamdan öğrendiğim bir şey var. O hep der ki, böyle çok büyük acılar yaşadığımızda, başımıza çok büyük felaketler geldiğinde sabredip Allah'a güvenip dayanmaktan başka çare yok. ölüm her an hepimizin kapısında. Evlat kaybı yani çok zor bir imtihan. Allah sana sabır versin. Sizi cennetinde buluştursun inşallah. Cennet. Benim oraya gidemeyeceğimi sen de çok iyi biliyorsun Neyse. Ben oğlumu bir daha göremeyeceğim. Ne bu dünyada, ne de ötekinde. Sağ ol. Her şey yolunda mı ya? Hakan. Ha? Onunla ilgilen. Ne diyorsun kızım? Buradayız zaten işte. Daha ne yapacağız da? Yok öyle değil. Ne? Yani belli ki kimsesi yok. Akrabası, arkadaşı bile yok. Sen hakikaten onun yanında ol. Yalnız bırakma diyorum. Bu acıya nasıl dayanılır hiç bilmiyorum Ömer. Allah kimseye yaşatmasın. Ama biz yaşamayacağız onu biliyorum. Ben tüm kötülüklerden koruyacağım onları. Tuna'yı da, bebeğimizi de. Yaman niye kimse koruyamadı peki? Hayat bizden büyük. Biz ne olacağını bilemeyiz. Bak, daha dün evimizin kapısında Yaman'a sarılıyorduk. Kaçırıldı da kılına zarar gelmedi diye seviniyorduk. Bugün buradayız. Tamam, biz gidelim artık. Bunları düşünmenin sana hiçbir faydası yok. Ona da yok ayrıca. Düşünsen de düşünmesem de gerçek bu. Ölüm de, hayat da hepsi yan başımızda. Çok ciddiyim yeter. Hazırlan gidiyoruz. Bırak kalsın. Ne oldu? Rahatsız mı oldunuz? Neden izin vermediniz daha çok vakit geçirmemize? Ha? Neden bırakmadınız bizi hep yan yana olsaydık? Niye çaldınız zamanımızdan zaten kısacıkmış ömrü? Neden izin vermediniz daha çok sevseydik birbirimize? Bana hep suçlu hissettirdiniz. Hep yanlış bir şey yapıyormuşum gibi. Yanlış olan sizdiniz. Sendin baba. Ama ben yanlış birini sevmedim. Yaman çok daha fazlasını hak ediyordu. Sizin hayatından çalmanızı değil. Ben çok üzgünüm kızım. Keşke elimde olsa da zamanı geri alabilsem. Alamazsın. Alamazsın baba, ben de alamam. Ama elimde olsa ben de böyle yapmazdım. Yaman'ın başını derde sokturacak hiçbir şey yapmazdım. Herkes kendi hatasının bedelini öderdi o zaman işte. Emine. Anneciğim, olan oldu. Kendini suçlamanın faydası yok. Kendimi mi? Ben kendimi suçlamıyorum ki anne. Niye suçlayayım ben kendimi? Diğerleri neredeler? Kimler? Diğerleri nerede? Şükran yengem, Eda, Nilüfer neredeler? Nerede? Hani hiçbiri yoklar. Eda okuldan çıktıktan sonra nereye gitti? Anneciğim, dayın onları zorla evde tutuyor biliyorsun. Telefonları da yok. Eda'nın ne olup bittiğinden haberi yok mu yani? Yaman'ın neden öldüğünden, nasıl öldüğünden haberi yok mu yani? Sanmıyorum kızım. Evinde uyuyor yani, öyle mi? Ne esniyorsun sen? Hadi git çorbamı getir. Çorba mı? Çorbamı getir tabii. İlaçlarımı içeceğim ben. Ömer olsaydı şimdiye çoktan her şeyi halletmişti. Ayaklarımı bile tertemiz yıkamıştı. Ya babaanne sen de mi ya? Selamünaleyküm Hasan. Aleykümselam kardeşim. Nurettin Hoca seni aramamı istedi. Bu okuldaki olayla ilgili. He. Yaman yaralanmış. Yani Eda'yı ilgilendiren bir durum yokmuş. Maalesef kardeşim o iş pek öyle değil. Nasıl öyle değil? Ne olmuş ya? Söylesene ne oldu? Babaanne. Babaanne şunu ver. Babaanne. Babaanne ver şunu. Alo, Tahir. Tahir kardeşim. Babaanne, önemli diyorum, ver şunu ya. Karnım aç. Babaanne ver şunu. Vermeyeceğim. Babaanne çok önemli, versene. Vermeyeceğim, çorbamı getir öyle vereceğim. Babaanne önemli diyorum, ver şunu ya. Alamazsın, vermeyeceğim. Çorbamı getir. Babaanne. Baba. Ne oldu? Ha? Ne bu halin? İyi misin anne? Hiç iyi değilim. Aç bıraktı beni. Tamam, halledeceğim ben. Baba. Baba sana diyorum ya, bak yokmuşum gibi davranma. Duy beni ya bir kere de baba, duy. Dediğimi yap. Ne oldu ya? Söylesene bana. O okulda her ne olduysa Eda'yı ilgilendiren bir durum var. Baba bana söyleyeceksin. O okulda bugün gencecik bir çocuk canından oldu. Yaman'ı kaybettik. Ne? Yok yere kıydılar çocuğa. Yok yere canından oldu. Emine perişan. Annesi Zehrin Hanım perişan. Herkes, hepimiz perişanız. O yüzden bu birkaç gün efendi ol. Azıcık insaflı ol. Kimsenin canını sıkma. Kimsenin asabını bozma. Dert yükleme kimseye. Çok ağır bir zaman bu. Çok zor. Çok ağır. Yaman mıymış? Ama baba kavgaydı sadece. Başınız sağ olsun. Çiçek Hanım. Herkes perişan. Cenaze yarın. Şükran'ın da Eda'nın da haberi yoktur. Ama benim sana hiç itimadım yok. Senden durmasınlar. Ben şimdi çorbayı yapayım, gidip konuşacağım. Telefonda falan olmaz o iş. Eda ile ilgisi ne baba? Hayır bak canım burnumda zaten. Baba. Baba. Ne ilgisi var bunun Eda'yla? Bak gidip elin adamından öğrenmek zorunda kalmayayım. Bak sen söyle, istesem ararım ve öğrenirim. Ama senden duymak istiyorum. Baba bak bir kere de babalık yap ve söyle şunu bana. Eda'yı okulda zorbalık yapmışlar. O hadiselerle ilgili. Çete falan duyulmuş hep. Yaman da yavrum onu korumak için. Ne duyulmuş tam olarak? Hayır tamam uzatma. Eda'ya da bir şey söyleme sakın. Arkadaşını kaybetti bak bugün o kız. Babaanne ver. Babaanne ver. Ver. Vermeyeceğim. Lafını tamamlarsan. Hı. Maalesef kızının fotoğrafları internete düşmüş. Okulda da yayılmış. Kavga da ondan çıkmış. Siz bunu benden sakladınız öyle mi baba? Kızımı bu hale düşüren sizsiniz. Ömer'e güvenip Eda'yı yolladım ben okula. Yollamasaydım Yaman ölmeyecekti. Eda da bu rezilliği yaşamayacaktı. Hepsi sizin yüzünüzden ya. Sizin iyiliğiniz baksın. Safi zararsınız. Eda'ya bir şey söyleme sakın. Reşat gitme Reşat. Dinle beni. Eda'ya bir şey söyleme sakın bak. Yüklenme kıza. Bırakma beni. Tahir gel buraya. Reşat. Reşat. Gitme oğlum gitme. Aç kaldım ben gitme. Bu ne? Tuna'yla Şule çizdi. Yaman'ın anısına. Emine'ye vereceklermiş. Şule ile Tuna bugün resim mi yaptı? Aynen. Sen de buna razı oldun. Benim canım burnumdaydı zaten Ömer. Çocuğu yarın taburcu olacak diye beklerken... bana bir daha sakın yalan söyleme. Hele böyle kritik bir konuda asla. Tamam. Yalnız bayağı iyi çizmiş. Emine çok duygulanacak. Bu kadının çocuklarla arası bayağı iyi. Yoksa böyle lönk diye sizin okula işe alınmazdı değil mi? Hiçbir fikrim yok Gamze. Ve şu an bunu düşünecek durumda da değilim. Sadece bunu biliyorum. Sen de düşünme. Yine dip dibe çalışacaksınız. Nasıl da pes etmiyor. Tam bir Amazon. Öyle ya da böyle. Bu kadın sana hep destek oldu. Yardımcı oldu bugün. Bir günlüğüne şu kinine bir ara versen. Hele ki böyle bir günde nasıl olur? Tamam. Özür dilerim. Haklısın. Ben artık ne düşündüğümü, ne dediğimi bilmiyorum. Senden bir ricam var. Yarın evde otur dinlen. O cenaze kalabalığına gelme. Zaten bütün gün yanlarındaydım. Artık tamam. Ona yarın bakalım olur mu? Of. Gel bir sarıl bana. Biz hep güvende olacağız değil mi Ömer? Her şey yolunda gidecek değil mi? Babamın dediği gibi. Allah hep bizim yanımızda olacak değil mi? Evet her şey güzel olacak. Yeter ki biz dikkatli olalım. Peki o zaman Allah niye böyle şeylerin olmasına izin veriyor? Peki benim anlamadığım... neden hep inkar etti? Neden Atilla sana sürekli fotoğraflardan haberim yok ben yapmadım dedi? Yalandan başka bir şey bilmediği için Nilüfer. Son nefesinde bile adam kandırır o. Peki sen daha iyi misin? Ha? Bak sakın o zorbaların seni yenmesine izin verme. Sakın pes etme olur mu bir tane? Yok ben bu Eda'nın yüzünü hiç beğenmedim. Okul iyi geçmemiş yani belli. Alışacak Şükran, alışacak. İnsan bir kere damgalanmaya görsün. İlk taşı en namussuzu atar. Allah korusun niye öyle şeyler söylüyorsun sen şimdi damgalanmak falan? Benim kızım kötü bir şey yapmadı, kandırdılar onu. Eda nerede? Ha? Ne oldu sana şimdi yine heyheylerin üstünde? Ya daha ne olacak ya? Daha ne olacak? Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Eda! Nasıl olsun acaba? Allah'ım babam. Allah'ım babam kesin öğrendi. Kesin fotoğrafları gördün Nilüfer. Ne yapacağım? Ne yapacağım ben şimdi, ne yapacağım? Sakin ol Eda, korkma. Bir şey yapmasına izin vermeyiz. Bağırma be gece gece. Ya kes sesini! Eda! Eda buraya gel. Buraya gel dedim. Söylemedin değil mi onlara? Ha? Ya neyi söyleyecek? Ne oldu? Sen hayatın boyunca bu günahla, bu veballe yaşayacaksın. Ben senin yerinde olsam gözüme uyku girmezdi. Ama senin umrunda bile değil be. Baba umrumda olmaz olur mu hiç? Yani ben de kahroldum. Çok üzüldüm. Neye üzüldün? Ne oldu? Ya insan gibi anlatsanıza ne oldu? Eda ne oldu? Kızım ne oldu? Beni dinleseydiniz bunların hiçbiri olmayacaktı. Size o okula gitmeyecek dedim. Ama yok haktı, yok hukuktu diye bana ahkam kestiniz. Ne oldu? Peki o çocuğun hakkını kim ödeyecek ha? Hangi çocuğun? Canından olan Yaman'ın hakkı. Hayır. Hayır sen yalan söylüyorsun. Sen beni üzmek için yalan söylüyorsun değil mi baba? Yalan mı? Haberin yokmuş gibi davranma. Sen de okuldaydın. Senin yüzünden o çocuk canından oldu. Senin yüzünden o çocuk bıçaklandı. Yaman'ı mı bıçaklamışlar? Öldü o çocuk, öldü. Bunu savunacağım diye canından oldu o çocuk. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Nasıl olur? Küçücük çocuk ya da o. Emine. Allah'ım Emine ne haldedir şimdi? Eda. Bunun gerçekten haberi yokmuş. Ya sen madem okuldaydın senin nasıl haberin olmaz? Ha? Neredeydin sen? Hayır. Neredeydin? Senin nasıl haberin yok? Öldürürüm bak seni. Neredeydin? Hayır, yapma. Sana söylüyorum. Tahir, cevap ver diyorum. Neredeydin? Bana onu söyle. Bak seni öldürürüm. Dur diyorum. Daha kaç kişinin başını yakacaksın. Okuldan çıkıp neler yaptın? Söyle. Hayır. Bana bak. Tahir. Neredeydin? Ya Tahir, sana dur, değil. Tahir, okula yeter. Gitmek bundan sonra yaşamak. Tahir çekil seni. Öldürürüm. Birazcık şu kadar ya. Birazcık bir insaf be. Senin kızın işler karıştırsın. Olan yine başkalarına olsun. Öyle mi? Sus artık. Sus. Anne, çocuk burada arkadaşını kaybetmiş. Ne konuşuyorsun sen ya? Seni Allah kahretmesin. Sen ne kadar vicdansız, kötü kalpli bir adamsın sen. Sen ne kadar kötüsün. Sen nasıl bu kadar vicdansız, sen nasıl bu kadar merhametsiz biri oldun Tahir? Sana lanet olsun. Lanet olsun sana. Yok ol sen, sen var ya sen. Sana lanet olsun. Sen insan değilsin Tahir. Ne diyorsun sen? Öyle diyorsun. Tamam. Dur ya, dokunma ya. Bırak annemi. Beni bu hale siz getirdiniz. Daha fazla zorlamayın. Daha kötüsü olur. Ne olacak daha ya Tahir? Daha ne yapabilirsin ki sen? Ha? Kezzap mı atacaksın, ne yapabilirsin? Bundan kötü daha ne olabilir ya? Ya insan kendi ailesine bu kadar zulmeder mi be? Ya ben bu kadarını elin pislik heriflerinden bile görmemişim. Sen ailene, kızına, karına nasıl bu kadar... Tekrar mı dönmek istiyorsun vicdan? İstemiyorsan kapa çeneni, geç otur yerine. Beni zıvanadan çıkarmayın. Okul konusu da sonsuza dek kapandı. Zaten oradan seni içeri adım bile attırmazlar. Senin suratını bile görmek istemezler. En başta da senin kuzenin. Anne! İyi misin Şükran? Al canım. Şifa olsun. Anne. Hı. Bak bugün tamam ama yarın dönüyoruz. Nereye? Eve işte. Ömer'lere. Benim evim burası. Senin de evin burası. Ben bir yere gitmiyorum. İstiyorsan sen git. Ben burada kalacağım. Burada da öleceğim. Annem, canım bak güzelim. İzzet bu evin. İzzet, İzzet, İzzet. Kim bu İzzet? O senin kardeşin. Benim de oğlum. Öyle sil demekle hemen silemiyorsun. O senin babanı. Benim Mustafa'mı aldı benden. Ama evlat bu oğlum, silemiyorsun. Bağrına taş basıyorsun, silemiyorsun. Annem, bir gün bu eve geri döneceğiz. Sana söz veriyorum. Söz. Ama şimdi değil. Sen istiyorsan git. Ben gitmiyorum. Madem beni terk ediyorsun, ilaç milaç da istemem. Burada ne halimiz varsa göreceğiz. Kızım. Ana ne oldu ya? Şşt, siz düz olun. Adem, oğlum. Oğlum kalk hadi gidiyoruz. Hadi. Kalkın bakayım. Kalk Eda kalk. Şşt bak. Sakın çıtınız çıkmayacak tamam mı? Kurtulacağız bu cehennemden. Ben ayakkabılarınızı kapıya koydum. Hemen gidin giyin. Hadi. Kalk oğlum. Kalk bakayım hadi. Şükran. Yapma. Bak daha kötü olacak. Daha kötü ne olabilir vicdan? Allah sizi de kurtarsın. Hadi gidin ayakkabılarınızı giyin. Ben ne oluyor? Hayırdır inşallah. Sen burada kal. Gamze. Hadi git. Aç kapıyı. Yengem. Gidecek başka yerimiz yoktu. Kusura bakmayın. Annem vuracaktı o. Canımı yakacaktı amca ya. Sus. Tamam ablacığım. Tamam. Hadi geçin, geçin. Kalmayın dışarıda, gelin. Geç. Geç kızım. Çok iyi yapmışsın Şükran. Emine ile Zerrin nasıl? Kötüler. Senin yüzünden öldü diye bağırdı Eda'ya, biliyor musun? Bir baba nasıl söyler bunu kızına? Nasıl yapabilir? Senin hiç aklın alıyor mu Gamze bunu? Sen söyle. Bu çocuk bunun acısını nasıl söküp atacak içinden? Kendinden nefret etmeyecek. Bana el kaldırmasının hiçbir hükmü yok, biliyor musun? Ben bu çocuğun içindeki hasarı nasıl temizleyeceğim? Çok canı acıdı mı amca? Sanmıyorum. Ben ne okula gitmeyi hak ediyorum, ne yaşamayı, ne affedilmeyi, hiçbir şey hak etmiyorum. O zaman Yaman boş yere mi gidip gitti Eda? O senin adına ayağa kalktı. Senin için o zorbalardan hesap sordu. Ve onlar tıpkı sana verdikleri gibi ona da zarar verdiler. Çünkü acımasızlar. Çünkü hasta ruhlular. Ama hayat onların istediği gibi ilerlemeyecek. Çünkü Yaman sana nasıl sahip çıktıysa sen de kendine sahip çıkacaksın. Sen gidip o Atilla denen şerefsizin aleyhine savcının karşısına çıkma cesareti gösterdin. O cesareti nasıl kendinde bulduysan okumaya da, yazmaya da aynı yerden cesaret bulacaksın. Babam öldürür beni. Ama artık fark etmez. Daha kaç kere ölebilirim ki? Amca, benim sadece Emine'yi görmem lazım. Yarın cenazeye gidebilirim değil mi? Tabii ki gideceksin. Gitmelisin de zaten. Ailece kurda olacağız. Emine'ye, Yaman'ın annesine ve Çiçek Hanım'a destek olacağız. Sen de gereken şekilde arkadaşına veda edeceksin. Ben buna değmezdim ki amca. Neden yaptı bunu? Niye feda etti kendini? Ah kızım, ah çocuğum. Ah yavrum, kıyamam ben sana. Kıyamam o gözyaşlarına yavrum. Of. Hiçbiri doğru değil o babanın söylediklerinin. Sen şimdi bak büyüyeceksin, bunları unutacaksın. Biz hepimiz unutacağız kızım. Hepimiz unutacağız yavrum. Gerekirse babanı sileceğiz. Şükran nerede? Sana da günaydın. Hayırlı sabahlar. Şükran nerede? Anne ne diyeceğiz biz buna? Delirecek yine. Bıktım artık bağırmasından sürekli zaten. Bileyim. Eda! Neredeler? Bağırma sabah sabah ya. Bilmiyorum. Ya sana söylüyorum. Neredeler? Bırak be kolumu. Bilmiyorum dedim. Sabah kalktık baktık yoklardı. Bana yalan söyleme. Nereye gittiler diyorum. Sen söyle Nilüfer. Nereye gittiler? Duydun annemi. Uyandığımızda yoklardı. Bana salak numarası yapmayın. Üçü de bu evden gitti ve siz bilmiyor musunuz ha? Tahir! Sen de aynı evde yaşıyorsun. Sen de duymamışsın. Neyin hesabını soruyorsun bize ya? Hepiniz arkamdan iş çeviriyorsunuz. Ben bilmiyor muyum ha? Bana söyleyeceksiniz. Nereye gittiler? Babama değil mi? Tabii. O kol kanat gerer. Başka kim olacak be? Yeter ya yeter. Arkadaşımız öldü bizim. Gencecikti. Bir insan öldü ya. Ya bari bugün biraz sakin ol. Hiç mi için sızlamıyor tüm bu olanlara? Ona da mı saygın yok? Bu kadar bencil misin sen? Yıllar sonra bir babam var dedim. Sen de tutunacak bir şey bulmaya çalışıyorum. Sevilecek bir taraf bulmak için çabalıyorum. Ama beni sürekli hayal kırıklığına uğratıyorsun. Bari bugün insanları rahat bırak. Hayatında bir kez olsun başka bir insanın acısına saygı göster. Ben şimdi arkadaşımın cenazesine gideceğim. Ve sen bana hiçbir şey söylemeyeceksin. Sen de gideceksen üstüne doğru düzgün bir şey giy. Ha böyle gideceğim. Böyle gideceğim. Hoş geldin Ömer. Allah kabul etsin. Amin yenge. Tahir'i gördün mü? Bir şey dedi mi? Yok. Camiye gelmiyor ki bir süredir. Yüzü yok ya ondan. Kahvaltı hazırladım. Geçti bir şeyler yap. Günaydın çocuklar. Günaydın amca. Heh. Geldin mi Ömer? Sen niye giyindin? Cenazeye ben de geliyorum. Gamze bunu konuştuk ama. Gerilmeyelim böyle bir günde rica ediyorum. Allah'ım sen bana sabır ver. Gelmeyeyim de aklım sizde mi kalsın istiyorsun? Geleceğim. Zerrin Hanım'ın, Çiçek Hanım'ın, Emine'nin acısını kafamda kurmaktan delireyim. Onu mu istiyorsun? Geleceğim. Onların vedalaştıklarını, iyi olduklarını bileceğim. Kendimi anca öyle iyi hissederim. Peki babam? Yani babam da gelirse, yani bizi oradan zorla götürmeye çalışırsa... Yaman'ın cenazesinde zaten herkesin acısı varken bir de olay çıkartırsa ne yapacağız? Yok artık. Cenazede de olay çıkartmaz herhalde. Yapar. O artık her şeyi yapar. Ne yapacağız biz Ömer? Yani abim eğer gözünü o kadar kararttıysa yenge... Ben de gereken cevabı veririm. Merak etmeyin. Hem hep birlikte olacağız. Deden de orada olacak. Hiçbir şey yapamaz. Merak etme sen. Bu senin arkadaşına vedan. Ve katılmak en doğal hakkın. Hiçbir şey için endişe etmene gerek yok. Ömer'i duydun. Biz o zorbanın karşısında sizi yalnız bırakmayız artık. Hadi bir şeyler yiyelim de çıkalım bir an önce. Yalnız kendini iyi hissetmediğini gördüğüm en ufak bir anda eve geri döneceğiz, haberin olsun. Ay yıldım ya. Yemin ediyorum yıldım. Tamam. Hadi daha Adem'i annemlere bırakacağız. Yiyelim bir an önce de gidelim. Oğlum hadi et kahvaltını. Doyur karnını iyice. Hadi. Şükran sen de ye bir şeyler. Kızım hadi sen git de çay getir bize. sen de bir gün düşersin yar elinden ağlarsın. Yağmur gibi uçarsın geriye hayal kalır. Sen de bir gün yanarsın, aşk elinden tütersin. Yar gözünde sönersin, geriye günün kalır. Bu dünya bir büyük tabuttur, makberi aşk katili umuttur. Beni dermansız eyleme Tanrım, ben beni unuttum, ben beni unuttum. Bu dünya bir büyük tabuttur, makberi aşk katili umuttur. Beni dermansız eyleme Tanrım, ben beni unuttum, ben beni unuttum. Bu dünya bir büyük tabuttur, makberi aşk katili umuttur. Bu dünya bir büyük tabuttur, makberi aşk katili umuttur. Beni dermansız eyleme Tanrım, ben beni unuttum, ben beni unuttum. Bu dünya bir büyük tabuttur, makberi aşk katili umuttur. Beni dermansız eyleme Tanrım, ben beni unuttum, ben beni unuttum. Allah cümlemizi birlik ve beraberlik içinde kılsın. Amin. Tüm ölmüşlerin ruhuna El Fatiha. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Emine. Sakın Eda. Defol git. Emine, ben çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Sen hep üzgünsün Eda. Sen hep üzgünsün ama bu hiçbir şey değiştirmiyor. Yaman'ı geri getirmiyor. Senin yaptığın aptalca hatanın bedelini biz ödüyoruz. Yaman hayatıyla ödedi. Ama ben çok iyi biliyorum Eda. Sen yine kendini acımaya devam edeceksin. Sanki tek üzülen senmişsin gibi, en büyük acıyı sen çekiyormuşsun gibi. Bak, bak şu kadına bak. Evladını kaybetti ya. Ben umudumu kaybettim Eda. Ben senin yaptığın aptalca şey yüzünden sevdiğim insanı kaybettim. Emine, tamam. O da istemezdi böyle olsun. Tamam anneciğim. Tamam, gel, gel. Canım. Acısından öyle diyor. Biraz zaman vermek lazım. Doğruyu söylüyor ama Nilüfer. Yaman benim yüzümden öldü. Hadi. Yürü, gidiyoruz. Ya bırak. Bırak, ne yapıyorsun ya? Ya bırak. Ya, ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun bu kadar insan içinde? Böyle bir günde yapılacak şey mi? Ayıp, bırak dedim. Bıraksana kızların, ne yapıyorsun? Ayıp ya. Merdos, yapma, bırak çocuklarımı Tahir. Tahir. Sen nasıl kaçarsın ya? Ha? Nereye gittin? Nerede kalıyorsunuz? Cevap ver. Nereye gittiniz? Söyle. Nerede saklanıyorsunuz? Cevap ver. Rahat bırak insanları. Bana bak Tahir. Bir burada böyle bir yerde olay çıkarmadığın kalmıştı değil mi? Asıl sen bana bak. Sen bana karışamazsın artık. Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı. Anladın mı? Karıma kızıma arka çıkmıyorsunuz. İyilik yapmıyorsunuz. Onları yoldan çıkarıyorsunuz siz. Senin o yol dediğin ne? Sırtını dayamışsın ahlaksızlara. Seni de kendilerine benzetiyorlar, haberin yok. Tamam. Ne sevgi, ne vicdan, hiçbir şey kalmadı sende. O karanlık yuttu hepsini. Şişt, tamam. Tamam, sussanıza, ne yapıyorsunuz ya burada, ayıp. Hadi, hadi. Hadi. Hadi gidiyoruz. Bırak. Bırak çocukları. Ben size yapacağımı biliyorum. Ben size yapacağımı biliyorum. Sizin hakkınızdan kim gelir, onu çok iyi biliyorum. Hepiniz göreceksiniz. Göreceksiniz. Gitti. Ona gidiyor. Abime gidiyor. 3 kuruşluk aklıyla yardım isteyecek. Başınız sağ olsun. Suları da hazırlayın. Hasan. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam kardeşim. Ne yapıyorsunuz burada? Herkesin zor zamanı. Kimse elden ayaktan düşmesin. Sevaptır dedik, bir şeyler getirdik. İyi yapmışsınız. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Sen iyi misin? Hiç iyi değilim. Bir an önce amcamla görüşmem lazım. Ne oldu, hayırdır? Anlatacağım, anlatacağım. Allah'a emanet. Son abinin araba bende. Zerrin Hanım, ben sizi de bırakayım, olur mu? Tabii tabii. Nerede araba? Şu aşağıda, yürüyeceğiz biraz. Hadi bakalım. Geliyorum ben. Ne işiniz var sizin burada? Başınız sağ olsun. Sevaptır dedik. Sakin olun. Ben biliyorum sizin niyetinizi, asıl niyetinizi. İnsanların böyle en acılı günlerinde ortalıkta boy gösterip durumdan fayda çıkarıyorsunuz. Fırsatçılar sizi. Sözüm ona, iyi niyetlisiniz değil mi? Hadi yürüyün gidin, hadi kendi çöplüğünüze. Hadi. Baba. Ne oluyor? Yürüyün hadi. Baba. Hadi dedim, hadi. Hadi yürüyün. Yürüyün hadi. Anne, ben Emre'yi yalnız bırakmak istemiyorum. Yani o en zor günümde beni yalnız bırakmamıştı. Yani ne derse desin benim onun yanında olmam lazım. Halamlara gidelim, olur mu? Doğru. Kızsa da ağlasa da yanında için dökecek birileri olmalı. Evet. Tamam kızım, sen nasıl istersen olursun. Sen de gelecek misin? Rahatsız olmasınlar şimdi. Olacak halleri zaten yoktur, sen merak etme. İyi misin? Hiç aklımdan çıkmıyor. Çocuğun Yaman'ı bıçakladı. İnsan nasıl bir can olur? Nasıl bu kadar vahşileşir? Yani nasıl böyle nefret dolu? Hem de tanımadığı birine. Hayat çok acımasız, çok tehlikeli. Korkma. Yine de umutlu olmalıyız. Onu nasıl becereceğiz bilmiyorum. Hadi gidiyoruz. Nereye? Gidince görürsün, sürpriz. Ne sürprizi Ömer? Sürprizin sırası mı şimdi? Neredeyiz, farkında mısın? Asıl şimdi tam sırası. Bak bu kadar acı yaşadık, yaşıyoruz. Biraz nefes almamız, umut solumamız lazım. Onun buna hakkı var en azından. Yani akıl alır gibi değil ya. Gelmiş bir de bana diyor ki çocuklardan uzak dur diyor. Ya sen kimsin ya? Kimsin? Sakin ol oğlum. Amcam, ya ben nasıl sakin olayım? Benim kızımın resimleri herkesin eline düşmüş. Yani yetmemiş. O karım olacak Şükran gecenin bir vakti evden kaçmış, çocukları da kaçırmış. O Ömer de bana dikleniyor. Tabii babamdan destek alıyor. Ya o çocuklar benim çocuklarım ya. Çocuklar da benim. Karım da benim. Sen kimsin ya köpek? Amca, haddimi aştım. Kusuruma bakma. İnsanın çocukları olunca böyle ne yapacağını bilemiyor. Hadi meselesi değil bu Tahir. Sen öfkenle çok haklısın. Asıl Ömer'in haddi değil çocuklarını senden ayırmak. Ama sen sakin olacaksın. Sakin olup beni dinleyeceksin. Amca, okul dediler. Amcasına emanet deyip tamam dedim. Ömer'in çocuğu olacak. Yemek dediler. Yeğenim olacak dedim. Tamam, gitmelerine izin verdim. Ama yani bunların yularını gevşettikçe hepsi çığırından çıkıyor amca. Bir yol yordam göster. Desteğine ihtiyacım var amca. Sen herkesin gurur duyacağı, parmakla göstereceği bir baba, bir evlatsın Tahir. Tek bir hatan var. Sakin kalamıyorsun. Sakin ol. Bana güven. Her şeyin bir zamanı var. Sakin kalamıyorum amca. Hani bunu bana nasıl yaparlar? Kızları aldılar yanına. Onları da kendilerine benzetiyorlar. Çıkacaklar benim başıma. Nasıl sakin kalayım amca? Senin kızlarını kimse elinden alamaz. Al bu anahtarı. Bu anahtar bizim dede evimizin anahtarı. Arabayı hazırlat. Kızlarını da al, bu eve götür. Hepsi gelip kapında kul köle olacak, merak etme. Sadece sabırlı ol. Ve benden haber bekle. Sağ ol amca. Bu zor zamanımda bana destek oldun. Allah senden razı olsun. Allah selamet versin Tahir. Bugün bitmeden bu Tahir kızları alıp oraya götürür. Birkaç tane adam koy bizim baba evinin kapısına. Tahir'in emirlerinden çıkmamalarını ve atacağı her adımı da bana haber vermelerini tembihle. Yaşasın bakalım 3 günlük beyliğini. Reşat'a. Bu yaşananlardan hiç ders çıkarmadın sen. Babalarının günahları çocuklarının üstüne. Tahir'i senin günahlarından arındırmak da bana nasip oldu ya. Reşat sen bırak. Yoruldum zaten, ben hallederim. Olur mu öyle şey canım? Yorulduysak hepimiz yorulduk. Sen daha acını bile yaşayamadın. Zerrin için güçlü durmaya çalışıyorsun, farkındayım. Ama yapma öyle. Olmaz öyle. Sonra çok daha kötü çıkar bu kaybının acısı. Şimdi yeri diye biliyorum ama... Ne yapacağız? Nasıl olacak? Nasıl olacak anlamadım ben. Nasıl yaşayacağız? Yani... Sen anneni bırakıp gelemezsin. Ben Zerrin'e böyle bir durumda... Sen kal ben gidiyorum diyemem. Ne yapacağız bilmiyorum. Böyle bir durumda kadın neler düşünüyor diyorsun değil mi? Haklısın. Ama ne yapayım? Ben şunu yapayım. Aşkımız büyük ama hayat durmadı sonuçta. Benim aklıma tek bir çıkar yol geliyor Çiçek. Belli ki annemi o evden çıkaramayacağız. Bu durumda oraya dönmekten başka bir çare yok. Ben diyorum ki... Zerrin Hanım'ı, babanı da yanımıza alsak... Hep birlikte yaşasak ne dersin? Sen bir daha o eve adımımı atmam... Kimse sokamaz beni diyordun. Annemi böyle kullanacaklarını bilmiyordum o zaman. Kaç yaşında kadın. Kendi evinde yaşamak istiyor. Çok üzülüyor garibim. Şu zor zamanları atlatalım, ben hukuki yoldan çözeceğim bu ev işini. Ne diyorsun? Bilmiyorum ki. Olur mu dersin? Başka bir çare de yok sonuçta. Ama şimdi burası da taze ev Reşat. Öyle ha deyince gitmek olur mu? Gelmek isteyen olur, başsağlığı dilemek isteyen olur. Ayıp olmaz mı? Bize gelirler. Ha burası ha bizim ev. Ne fark eder ki? Önemli olan niyet sonuçta. Sol elinle trabzanı tut. Şu basamaklar var. Aynen. Aynen. Son basamak. Son bir tane kaldı. Tamam, tamam. Ömer, hadi. Tamam, çok az kaldı. Hadi bak, dayanamayacağım artık. Açacağım gözümü. Tamam, açabiliriz. Biraz hayal kuralım istedim. Bu kadar acının üzerine... Biraz da olsa ilerideki günleri düşünelim. Biraz gülümsetebileyim seni. Artık hak ettik bunu. Hadi gel. Yapamam. Daha gencecik bir çocuğu toprağa verdik. Şimdi olmaz. Sonra gelsek. Hayır. Hayatta ölüm olduğu kadar başlangıçların da olduğunu kendimize hatırlatmamız lazım. Bize umut lazım. Yoksa olmaz. Bilmiyorum. Şu anda bir şey var. Böyle sanki sevinirsem, mutlu olursam... Bu dükkana girip hayal kurarsam... Yamanın yasını tutmak, zamanı durdurmak demek değil. Onun acısıyla bu küçük mutlulukları kaçırmak demek değil. Biz onu sevgiyle uğurladığımız gibi... Bu Münih'i de sevgiyle karşılayalım. Zaten yeterince ertelemedik. İyi ki varsın. Senin için değer. Sizin için değer. Neye değer? Umut etmeye. Gamze. Gamze şuna bak. Kim bilir nasıl gözükecek bunun içinde. Tövbe ver. Onun içine girmesine daha çok var. Bizimkisi daha çok... Bakayım. Heh. Bak. Ha çok... Bu boylarda bir fındık olacak. Yok artık Gamze, bu ne? Bu küçücük, şuraya bak. Kolum kadar, hatta kolumdan bile küçük bu benim. Siz öyle sanın. Siz asıl şoku kolunuz kadar boyuyla sizi asker edip hizaya çektiği zaman yaşayacaksınız. Doğmadan günahını alma. Benim kızım babasının sözünü dinler. Saygıda kusur etmez o. Siz öyle sanın. Bence siz bugünlerinizin keyfini çıkarın Ömer Bey. Zira 9 ay sonra evdeki tüm saltanatınız sona erecek. Oturduğunuz tahttan inmek zorunda kalacaksınız. Bir sağlıkla doğsun da. Tüm tahtlar, saltanatlar onun olsun. Ben kızımın tebaası olmaya razıyım efendim. Hoş geldiniz. Yardımcı olabilir miyim? Merhaba, ben baba oluyorum. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Eşim hamile ve kızımız için bir şeyler almaya geldik. Alışveriş için biraz erken değil mi Ömer? Babamız biraz heyecanlı da. Kendisi değil sanki. Hem biz ne kadar erken başlasak o kadar iyi. Yani yolumuz uzun. Ben daha neler alacağım kızıma. Ya kızım kızım deyip durma. Cinsiyetini bilmiyoruz ki daha. Buna ne dersiniz? Yeni doğanlar için. Unisex. Hem babamızın heyecanını yarıda bırakmayalım. Tamam, alıyoruz. Ayrıca ben biliyorum kızımız olacak. İçime doğuyor. Tamamdır. Buyurun kasaya gidelim. Buyurun. Haklıymışsın. Çok teşekkür ederim. O kadar iyi geldi ki. İstersen her gün buraya gelip günlük mutluluk dozumuzu alabiliriz. Olur canım. Maaşımızı buraya bırakırız. Çok parlak fikir, çok sevdim. Kim? Bilmediğim bir numara. Bilmem. Reklam falandır herhalde. Sen şimdi okula mı girdin? Yok, önce seni eve bırakacağım. Akşam için özel bir şey istiyor musun? Yani daha doğrusu kızım özel bir şey istiyorum. Kızım deyip durma. Yok, bir isteği yok. Babam gelsin yeter diyor. Tamam. Olmaz Çiçek. Ve ayrılamam bu evden, yapamam. Seni bu acıyla yalnız bırakamam mı? Yok. Oğluma sırt çeviremem ben. Terk edemem. Yapamam. Zerrin Hanım, biliyorum çok zor. Bu evden ayrılmak, Yaman'ı bırakıp gitmek gibi geliyor size. Ama kimse sizden anneliğini sağlamaz. Nasıl ki Yaman hep bizimle olacak, siz de onun her daim annesi olarak kalacaksınız. Allah bu acıya dayanma gücünü de, sabrını da verecek size. Ama izin verin yanınızda olalım. Hep birlikte gelelim bu acının üstesinden. Sizi burada böyle bırakıp gitmemizi istemeyin bizden. Hocam. Hocam nasıl yapayım? Yapamam, bırakamam Yaman'ımı. Ama Yaman artık sadece burada değil ki. Kafanızı çevirdiğiniz her yerde, her anınızda sizinle. Hem bir düşünün o böyle mi isterdi? Burada böyle bir başınıza kalmanıza gönlü razı gelir miydi sizce? Gelmezdi. Tamam. Dediğiniz gibi olsun. Ama izin verin. Önce bir vedalaşayım. Oğlum anılarıyla bir vedalaşayım. Çok fazla söyleyemiyorum biliyorum. Ama seni çok seviyorum. Geçmiş doğum günün kutlu olsun. Nisa, ben çorba da yapıyorum. Acıdan ruhu çekildi kadının, içi ısınır belki. İyi yaptın Şükran. Biz elimizden geleni yapıp birkaç günlük yemeğini hazır edelim de. Nisa, yani biz bilmiyoruz tabii de evlat kaybetmek çok zor olsa gerek ya. Allah korusun. Ay Allah korusun. Zerrin şimdi yalnız mı evde? Yok yok, babamla Çiçek Hanım yanındalar. Gelen giden de oluyordur zaten. Niye ki? Yani ne bileyim şimdi bu kadar büyük bir acıyı bu kadın kaldıramayıp da Allah korusun canına falan kıymak ister diye ben. Ay. Ne diyorsun Şükran ya? Zerrin yapmaz öyle şey ya. Yani yapar mı ya? Ya işte ben de bilmiyorum. Kadın o kadar büyük bir acı içinde ki. Gerçi Allah hiçbir kuluna kaldıramayacağı yük vermezmiş ama yine de yani Allah korusun. Söyleme öyle şeyler Şükran. Yani her evladını kaybeden canına mı kıyıyor canım? Allah korusun. Getirme aklına öyle şeyler. Ev bana bastı ya. Ben bir hava almaya çıkacağım. Var mı bir şeye ihtiyaç? Yok. Hayırdır, nereye? Ya sabahtan beri benim de sinirlerim bozuldu. Çıkayım bir dolanayım. Zaten bir işe yaradığım da yok burada. Siz bir şeye ihtiyaç olursa ararsınız beni. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet, salatalıklar da bitti. Nasıl olmuş Şükran? İyi olmuş işte, güzel. Olacak tabii. Hıyarlar uzmanlık alanım. Allah canını almasın senin. Böyle bir gündü. Sus. Tövbe tövbe, güldürme. Çok ayıp. Tövbe, tövbe. Gülmekle ağlamak kardeştir demişler. Bak misal, Şuko'yla biz gibi. Yani böyle yeri gelecek, güleceksin ki yarın acılarımıza üzülebilecek halimiz olsun. Değil mi? Aman ben, Gülsem'le benim evladımın içi kan ağlıyor. Emine'yi nasıl toparlayacağım hiç bilmiyorum. Bir günde gözümün önünde evde gitti çocuğum. Ay. Bazen böyle Yaman'la görüşmesine izin vermediğim zamanlar aklıma geliyor da. Ah diyorum ya, ah keşke, keşke. İsa. Emine bizim de evladımız. Yani benim de kızım sayılır. El birliğiyle onu ayağa kaldıracağız. Sen içine ferah tut, tamam mı? Canım benim, sağ ol Şükran. Allah razı olsun. İnşallah. Hadi o zaman onun sosunu da yap. Yapabilecek misin? Yaparım, yaparım. Limon, zeytinyağı değil mi ya? Nedir? Ne yapıyorsun? Kendine işkence mi? Düşünüyorum sadece. O kadar sevgiyle büyütüyorsun. Emek veriyorsun. Hayatının anlamı oluyor. Sonra bir gün biri geliyor. Geride kalanlara tutunmak lazım. Öyle tabii de. Ya geride kalanlar da yoksa? Ya yapayalnızsan Zerrin Hanım gibi? Sen değilsin ama Gamze var. Öyle. Öyle. Ben çok şanslıyım. O nasıl, iyi mi? Nerede? İyi, iyi. Eve bıraktım. Dinleniyor evde yani. Evet. Niye sordun? Ömer, sen Gamze'nin doktoruyla en son ne zaman konuştun? İşte sen aradığın gün. Ama neden yani? Niye soruyorsun? Bir tekrar arasan ona iyi olur. Şule, ne demek istiyorsun? Açık açık söylesene. O gün biz eve gitmedik. Yani Gamze kötü oldu biraz. Ben onu doktora götürdüm. Ömer, bunları benden duyman doğru değil. Zaten Gamze yasakladı bu durumla ilgili konuşmamı ama hayat memat meselesi, ben dayanamadım. Hayat memat ne demek? Şule, ne diyorsun sen? Bak, eğer seninle gelmemi istersen gelirim ama doktordan dinlemen lazım. Nasılsın babacığım? Rahat mısın? İstediğin bir şey var mı? Şşt. Şşt. Efendim anneciğim, bir şey mi istedin? Kim bu adam? Ne işi var burada? Kim bu adam, kim? Götürün onu bu evden çabuk. Git, gitsin, git, gitsin, götürün. Mustafa'm kızar, çok kızar. Kıskanır Mustafa'm. Anne, Çiçeğin babası o. Artık burada kalacak. Birlikte yaşayacağız Allah'ın izniyle. Sen ne diyorsun? Anne de elin adamlarıyla aynı evde mi tutacak sana? Utanmıyor musun sen? Rezil rüsva oluruz herkese. El alem ne der? Hemen götürün bunu. Bu kadını da al. Hemen gidin bu evden. Çabuk gidin. Çabuk çabuk. Anne, çok ayıp oluyor ama ne yapıyorsun anne? Asıl sana ayıp. Gencecik annenin yanına adamları getiriyorsun. Utanmıyorsun sen. Babana ne diyeceksin? Mustafa'm. Mustafa'm. Gel buraya Mustafa'm, kurtar beni. Eve adamları doldurdu. Şat, ne yapacağız? Oh. Korkuyorum çok. Kabul eder misin bilmiyorum ama korktuğum başıma gelmesin ya. Zerrin! Çok şükür. Hakan, ne işin var burada? Ya merak ettim seni işte, öyle bir gelip bakayım dedim. Ne çok kavga ettin Yaman'la sen. Hiç istemedin. Hiç sevmedin ki onu. Gerçi o da seni pek sevmezdi. Haksız da sayılmazdı. Yani şimdiki aklım olsaydı. Son zamanlarda senden çok bahsetti, biliyor musun? Anlatıp duruyordu. O kurtardığımız gün iyi misin Yaman demişsin. Böyle omzuna dokunmuşsun. Takdir eder gibi. Nasıl sevinmiş. Öyle benimle olan dava falan unutulup gitmişti yani. Beni sevmeye başladı galiba diyordu. Emine ile görüşmeme izin verir belki artık diyordu. Anlatıp durdu da ne oldu sanki? Kara toprak oldu oğlum sonu. El birliğiyle üzdünüz oğlumu. El birliğiyle üzdünüz benim oğlum. En çok da sen. En çok da sen üzdün oğlum, sen yıprattın. İzin vermedin sevdiğiyle mutlu olsun. Ne olurdu sanki ha? Benim oğlum sevdiğine bile kavuşamadan göçtü bu dünyadan. Niye? Niye? Layık görmedin çünkü kızını. Benim oğlumuz senin yüzünden. Zerrin, sakin ol. Zerrin, tamam, çok özür dilerim. Zerrin, özür dilerim, tamam mı? Affet beni, ne olursun, çok özür dilerim. Özür dilemem. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Her şey normal olacak. Olması gerektiği gibi. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak. İyisin. İyiyiz değil mi kızım? Bize kalsa var ya biz. Oho. İyiyiz biz. Değil mi kızım? Kimle konuşuyorsun mesela? Al biraz da buzla konuş, vitamindir. Al, aç bakayım ağzını. Ay anne, istemiyorum. Kızım al. Ya istemiyorum anne, zorlama. Aa. Kim bu ya? Efendim? Gamze Hanım. Buyurun, benim. İyi günler efendim. Size Portex Portföy Yönetimi şirketinden arıyorum. Bir iş teklifi konusunda görüşmek istiyoruz. İş teklifi mi? Müsaitseniz bugün görüşmek isteriz. Bugün? Gamze olmaz. Olmaz. Ben şimdi bugün pek müsait değilim. Sizi sonra arasam olur mu? Tabii efendim. Telefonunuzu bekliyorum. Tamam. İyi günler. Ya niye arayacağım diyorsun ya? Çalışmak nedir kızım ya? Ya sen bankaya gitmemek için bir raporu ne kadar zorlukla aldın. İşmiş çıkarma başımıza. Bak vallahi haber veririm, ararım söylerim Ömer'e. Tamam anne. Ay şartlarını merak ettim sadece. Duymak istedim. Aa, şartı şurtu unut. Unut, senin kendine bakman gereken zamanlar bunlar. Tamam uzatma. Gitmiyorum. Tamam, gitmeyeceğim. Evet. Vallahi delireceğim ha, yeter. Delirecekmiş. Sanki çok akıllısın. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizi dinliyorum. Gamze Hanım'ın sizinle paylaşmaması hiç iyi olmamış. Hay Allah. Bunu şimdi böyle anlatmak da çok zor olacak ama. Anlatın. Yani benim bilmem lazım. Tehlike ne? Bilmek zorundayım. Bu gebelik devam ettiği sürece eşinizin hayatı hep risk altında olacak Ömer Bey. Yüksek tansiyonun sebebi bu hamileliği. Ve şu anda çok tehlikeli bir noktada. Onu da söyledim. Ama ciddiye aldığını hiç düşünmüyorum. Yani umarım siz ciddiye alırsınız. Ne yazık ki bu gebeliği bir an önce sonlandırmamız gerekecek. Ama bebek... Canlı. Yaşıyor ya o yani. Kalbi atıyor. Biz istiyoruz ki eşinizin de kalbi atmaya devam etsin Ömer Bey. Ama bu tansiyonla bunun güvencesini vermek çok zor. Her an bir kalp krizi, felç, beyin kanaması ve çeşitli komplikasyonlar gelişebilir Ömer Bey. Eşinizin de kalbi atmaya devam etsin Ömer Bey. Emine, bir şeyler ister misin ha? Sıcak bir şeyler getireyim mi sana? Emine, anneciğim bak okuldan arkadaşın geldi. Feyza. Geç kızım sen. Kim bu? Emine, başına sağ olsun, çok üzgünüm. Yaman'ı çok iyi tanımazdım ama iyi bir çocuktu. Bak çok zor biliyorum. Ben de benzer şeyler yaşadım. İnsan böyle bir acıyla nasıl başa çıkabileceğini bilemiyor. Dünya yansın istiyor. Biri gelsin, onu kurtarsın. Bütün bu acılar bir anda son bulsun istiyor. Ben dayanamıyorum. Yaman'ı kaybettim, bize yanamıyorum. Tamam canım, tamam. Tamam, geçecek. Bütün bunlar son bulacak, tamam. Geçecek, hepsi geçecek. Bak eğer istersen ben de sana iyi gelecek bir şeyler olabilir. Çık git. Çık git. Tamam mı? Bak Emine'nin sana ihtiyacı yok. Kuzenimi rahat bırak. Tamam. Sakin ol. Uzatma. Duydun mu? Ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Tamam mı? Seni de o kafası güzel ortamlarınızda çok iyi biliyorum. Tamam? Bak sen şu... Bu lafları bana senin gibi söylüyor, ha? Hop, ağzını topla. Sen sus be. Ne biçim konuşuyorsun? Bak çık git. Ya tamam. Susun ya. Bir susun. Bak Emine, ben sana sadece yardım etmek istiyorum. Eğer ihtiyacın olursa beni ara. Emine, Emine bana bak. Onun nasıl biri olduğunu ikimiz de biliyoruz. Arama sakın onu, tamam mı? Emine aramayacaksın onu, değil mi? Bak senin kimseye ihtiyacın yok. Biz buradayız, biz seninleyiz. Eda bir sus. Bir sus, bir git ya. Bir rahat bırakın beni, bir gidin ya. Alın özrünüz de acımanız da sizin olsun, istemiyorum sizi. Sen o pisliklere bulaşmasaydın bunların hiçbiri başımıza gelmezdi Eda. Yaman da burada olurdu. Keşke hiç yardım etmeseydim sana. Keşke hiç yardım etmeseydim. Sen yaşadığın her şeyi hak ediyorsun. Gidin de. Git. Çık git, hiçbirinizi istemiyorum. Çık sen de. Çık. Eda. Eda. Eda nereye gidiyorsun sen? Ne oldu, ne oldu? Ya gidemezsin. Tamam, nereye böyle panik. Ben ilgileneceğim onunla. Siz Emine'ye bakın lütfen. Ya olur mu öyle? Ben de geleceğim. Tamam Şükran, tamam. Bırak gitsinler, konuşsunlar, dertleşsinler. Bak yaştaş onlar. Rahat rahat anlatsın, ferahlasın. Ama şimdi ne yapacak? Ben nasıl bileceğim? Allah'ım yarabbim sen sabır ver ya. Tamam merak etme. Bak konuşacak, rahatlayacak. Döksün içini. Ah benim canım. Allah'ım anneciğim, canım kızım. Anne çok canım yanıyor. Dayanamıyorum ben. Ölmek istiyorum anne. İçim acıyor. Sakın öyle şeyler deme. Sana bir şey olsa ben dayanır mıyım sanıyorsun, sakın. Deme öyle şeyler ne olur. Emine. Biz istiyoruz ki eşinizin de kalbi atmaya devam etsin Ömer Bey. Ama bu tansiyonla bunun güvencesini vermek çok zor. Her an bir kalp krizi, felç, beyin kanaması ve çeşitli komplikasyonlar gelişebilir Ömer Bey. Haklı kız. Keşke Yaman yerine ben ölseydim. O zaman herkes daha mutlu olurdu. Babam da daha mutlu olurdu. Eda saçmalama. Yani acın var diye üstüne gelmek istemiyorum ama saçmalıyorsun şu anda. Peki Emine? Ya o ne yapacak? Nasıl başa çıkacak tüm bu olanlarla? Bilmiyorum. Ama biz sonuna kadar onun yanında olacağız. Bir tek onu biliyorum. Yürüyün. Hadi. Yürü. Ne yapıyorsun? Yürü. Bıraksana. Yürü. Baba ne yapıyorsun? Madem bırak. Öyle bundan sonra zorla gideceksiniz. Baba hadi. Bırak. Ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun bizi? Ha, kaçmak neymiş göstereceğim size. Bugünkü halinizi var ya mumla arayacaksınız. Mumla. Yürü. Gir içeri. Gir. Gir. Nilüfer. Eda. Geç. Nilüfer. Yoklar. Kapıda konuşacağız demişlerdi. Nerede bunlar? Tamam, sakin ol Şükran. Belki şuradaki parka gitmişlerdir. Orada oturuyorlardır. Gel bakalım hadi. Gel. Hadi. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Kenan Bey adına bir rezervasyon olacaktı. Kenan Bey masası şu tarafta. Buyurun lütfen. Kenan Bey, Gamze Hanım geldi. Hoş geldiniz Gamze Hanım. Hoş bulduk. Sizinle tanışmak için uzun zamandır bekliyordum. Bizi kırmadınız, sağ olun. Buyurun lütfen oturun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne içersiniz? Kahve olur. Size referans olan önemli dostlarım oldu. Öyle mi? Kimler? Bankanızda çalışan hatırı sayılır müşterileriniz diyeyim özetle. Heh, sağ olsunlar. Gamze Hanım, biz köklü bir yatırım danışmanlığı şirketiyiz. Bu sene kadromuzu yeniledik. Daha genç, daha dinamik bir ekip kurduk. Fakat bir eksiğimiz var. Bu ekibe yol gösterecek bir portföy yöneticisi. Size bankadaki şartlarınızdan daha iyisini sunmaya hazırız. Sizden teşekkürler. Teşekkür ederim. Çalışma saatleriniz konusunda da çok daha rahat olacaksınız. Sizden gece gündüz çalışmanızı değil, tecrübelerinizle bize faydalı olmanızı istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Yani beni onur ettiniz teklifinizle. Yalnız sizden düşünmek için biraz süre istesem. Yani eşime de bir danışmam gerekiyor. Tabii ki düşünebilirsiniz. Yalnız bizi çok bekletmeyin. Tabii ki. En kısa zamanda haber vereceğim. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Tabii, müsaadesiz. Kahveyi de içmedim. Teşekkür ederim kahve için de. Rica ederim. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayatımın en kısa iş görüşmesi. Oturmamla kalkmam bir oldu. Kızım, sen bize uğur mu getireceksin? Öyle oluyor değil mi? İnşallah kimse kornaya basmaz. Efendim canım? Neredesin? Nerede olacağım? Evdeyim. Tamam. Seni almaya geliyorum. Niye, sen derste değil misin Ömer? Okulda yas ilan edildi. Dersler iptal oldu. Seni bir yere götürmek istiyorum. Yine alışverişe değil mi? Bak, bu gidişle göçeceğiz. Tek maaşa düştük biliyorsun. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Sen beni eve bıraktığından beri ben kızım da kızım diye konuşuyorum onunla. Sen haklısın, galiba kız olacak. Ne diyeceğim? Acaba diyorum ki adını... Ya gerçi daha erken ama adını Hayat mı koysak? Ha, böyle bize bu acı günlerimizde hayatı hatırlattığı için. ...15 dakikaya alırım seni. Yok, yarım saate anca hazırlanırım ben. İnşallah beni yemek yemeye götürüyorsundur. Çünkü çok acıktım. Ay, şu an bir neşemi görseler beni ayıplarlar. Ama ne yapayım canım? Mutluyum. Hadi bay. Taksi. Canım. Ne oldu, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Nereye gidiyoruz? Seni çok sevdiğimi biliyorsun. Biliyorum ama şimdi ne alaka? Sen de beni seviyorsun. Biliyorum. Aynen öyle. Ne oldu? Annem mi bir şey söyledi? Biz bize yeteriz. Dünyada senden başka önemli hiçbir şey yok benim için. Sensiz hiçbir şeyin anlamı yok. Nereye gidiyoruz Ömer? Ben seni kaybedemem. Göze alamam bunu. Nereye gidiyoruz dedim. Yapmamız gerekeni yapacağız. Ben bilseydim yani anlasaydım çok daha önce... Pardon, durdurur musunuz arabayı? Devam edin. Ömer bak ne diyorsun? Korkutuyorsun beni. Tuhaf tuhaf şeyler söylüyorsun. Gamze yine deneriz. Sen iyi olunca ileride bizi yine deneriz. Hayır ben denemek falan istemiyorum. Ben istiyorum bu çocuğu. Sen istettin bana. Şimdi vazgeç diyemezsin. Hakkın yok buna. Her şey çok güzel olacak dedin. Söz verdim. Yanıldım ben. Bilemedim. Bilseydin o zaman. Hayal kurdurttun bana. Ben ona hücre diyordum ya. Hücre diyordum. Sen dedin bebeğimiz diye. Durur musunuz lütfen? Durma sakın abi. Devam et. Durur musunuz lütfen? Ver sen bana karışma. Ya dur. Tamam. Dur diyorum. Dur. Gamze. Gamze ne yapıyorsun Gamze? Gamze! 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 Ömer ne olur deneyelim. Yapmayalım ne olur. Babanın dediği gibi. Allah yardım eder. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Hadi diyelim yaşadım. Tuna'ya bunun hesabını veremem. Sen de veremezsin. Ben neden oldu biliyorum. Ben onu istemedim diye oldu. Ben onu istemedim diye Allah beni cezalandırdı. Ama onu niye cezalandırdı ki? O daha küçücük. Hayır, asla öyle değil. Herkesin başına gelebilecek bir şey bu. Maalesef ki biz yaşıyoruz. Ama bunu da atlatacağız. Beraber. İkimiz. Ben hep senin yanında olacağım. Ben seni hiç yalnız bırakmayacağım. Bu da geçecek. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Her şey yoluna girecek. Gamze Hanım, hazırsanız sizi alalım. Yapmayalım ya, lütfen. Yapma Ömer. Gamze Hanım, başka bir seçeneğimiz olsa inanın ben de bekleyelim derdim. Ama siz sağlıklı olmazsanız o da olamaz. Anlıyorsunuz beni değil mi? Tamam. Yapacağım. Yanında olabilir miyim? Maalesef. Zaten 15 dakika sonra göreceksiniz eşinizi. 15 dakika sonra her şey bitecek. Hiç bize eskisi gibi olmayacak. Olmasa da biz devam edeceğiz. Serin Hanım ve Emir'i nasıl hayata tutunuyorsa biz de öyle yapacağız. Başka çaremiz yok. Ben burada olacağım. Gözlerini açtığında beni göreceksin. Buyurun Gamze Hanım. Doktor Bey, bitti mi? Biraz uzun sürdü sanki, ben merak ettim. Nasıl? Eşiniz sizin yanınızda değil mi? Anlamadım. Sizle gitti ya. İçeride huzursuzlandı. Bizden 10 dakika süre istedi. Yani sizi gördükten sonra dönecekti. Ama dönmeyince yani ben de onun için merak ettim de çıktım.